Bu filmin betimlemesi TRT tarafından Sesi Betimleme Derneği'ne yaptırılmıştır. Erişim www.sesibetimlemederneği.com. Dönen bir çemberin boşluklarından ışık hüzmesi süzülüyor. Alttaki çarkın ortasında yazan Mint Made in Türkiye yazısı havalanıp yıldızların önüne geçti. Dünya Engelliler Vakfı resmi sponsoru. Engelli dostu dizi 80'ler. Ahşap bir masanın üzerinde dantel bir örtü, çevirmeli eski bir telefon. Kenarda bir müzik kaseti, birkaç kurumuş ağaç yaprağı. Sağ alt köşede sarıya boyanmış, rakamlarla yazılıp altına harflerle tekrarlanmış 80'ler yazısı. Masanın üzerinde ilerleyen görüntü fotoğrafların üzerinden akıyor. Fotoğraflarda dizi karakterlerini ve altlarında isimlerini görüyoruz. Fehmi Rasim Öztekin, Rukiye Özlem Türkat, Gülden Ayşe Tolga, Ahmet Şoray Uzun, Ergun Serhat Kılıç, Niyazi Vural Çelik, Nazlı Yasemin Conka, Çağatay İlker Ayrık, Pastacı Sami Berat Yenilmez, Elvan Begüm Öner, Şahin Ceyhun Fersoy, Sağcı Alper Osman Büyükercan, Solcu Nevzat Eray Yasin, Las Komiser Onur Dilber, Selahattin Yasin Kaya, Bekçi Hacı Ali Konuk, Nurten Tolunay Donat, 46'lık Basri Mehmet Elmas, Fatma Suzan Kardeş, Butik Ali Hakan Bulut, Bakkal Mehmet Ayber Katila, Berber Recep Nejat Birecik, Manal Mustafa Aşkın Şenol, Kahveci Mesut Necmi Yapıcı, Balıkçı İdris Tahsin Taşkın, Kasap Faruk Sufoğlu, Muhtar Emin Gümüşkaya, Belediye Başkanı Atilla Avcan, Final Mix Orçun Çatar, Kurgu Cihan Güngören, Işık Şefi Şehmus Yenca, Kostüm Tasarım ve Uygulama Özlem Çakır, Sanat Yönetmeni Cem Ülke İlker, Dekor Tasarım ve Uygulama Dilek Pınarcı Başak, Görüntü Yönetmeni Selçuk Ekmekçiler, Yapım Koordinatörü Arzu Tan, Genel Koordinatör Cesur Taş, Müzik Aydın Sarman Burcu Güven, Senaryo Murat Aras Birol Güven, Yapımcı Birol Güven, Yönetmen Müfit Can Saçıntı. Bölüm. Görüntü gündüz vakti Boğaz manzarası Kız Kulesi ile açıldı. Esnafın olduğu sokağa MHP'nin bayrakları asılmış. 12 Eylül ihtilali öncesinde politikadan iyice soğuyan halkın ilgisi 1984 yerel seçimleriyle tekrar alevlenmişti. Her köşede siyaset konuşuluyor, başkan adayları tartışıyor, seçim propagandaları tüm hızıyla devam ediyordu. Gazetedeki halk oyu araştırmasında öğlerin %36,5'uyla ANAP birinci sırada. Kahvedekiler bununla ilgili konuşuyorlar. Esnafa SDP afişleri dağıtıldı. 84 yerel seçimleri sadece memleket için değil, ailemiz için de son derece önemliydi. Çünkü babam muhtarlığa adaylığını koymaya karar vermişti. Elektrik direğinde Fehmi'nin gülümseyen afişi. Babam da diğer tüm adaylar gibi bu seçimi çok önemsiyordu ve bulunduğu her kalabalıktan oy istemeye başlamıştı. Eğer oyunuzu bana verirseniz artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bu kadar basit. Ne gibi mesela Fehmi abi? Çok güzel. Bak bu soru güzel bir soru. Ne gibi? Şimdi şöyle olacak. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak bir kere. Ne olacak? Mesela ben sadece öyle mühür basan bir muhtar olmayacağım ya. Ya peki Fehmi abi mühürü kim basacak? Mahalleli kadınlar eve toplanmış, gün yapıyorlar. Fehmi soruyla tökezledi. Bu da güzel bir soru. Bu da çok güzel bir soru. Mühürü yine ben basacağım ya. Yine ben basacağım. Fakat sadece mühür basan bir muhtar olmayacağım. Yani böyle şey olacağım ya, böyle dinamik olacağım, atletik olacağım, girişken olacağım. Bravo Fehmiciğim, yani vallahi bravo. Her işe karışan, her işte ilgilenen, bizzat çözen insana ne deriz biz? Ne deriz? Ne deriz ya? Muhtar mısın sen kardeşim deriz. Doğru. Şimdi kısmetse o kişi ben olacağım işte. Hay hadi inşallah. Oo, çok güzel. Benim gelinim bazen dembel oluyor. Toplamay sofrayı. Bırak yiyle, otur yi. Ben de sinirim. Bak o vakit seni çağırırım ben toplayasın sofrayı değil mi? Gayet tabii ya. Yani kim yardıma muhtaçsa ben orada olacağım bundan sonra. Tamam öyle. Yani gerekirse ihtiyar heyetini toplarım, sizin eve gelip sofrayı toplarız hep beraber ya. Nedir ki? Ne dedi bu ihtiyar mı dedi bana? Yok,
Fatih ona sana demedi. Hani muhtarların böyle ihtiyar heyeti oluyor ya, hani yönetim kurulu gibi falan. Onlardan bahsediyor babam. Evet, evet. Çok doğru. Heyet ya, saz heyeti gibi bir şey. Ya öyle, ihtiyar heyeti öyle bir şey yani. Ne diyordum? Nerede? Evet. Şimdi sorunlarınızla bir bir ilgileneceğim. Hani bir şey eksik varsa, bir gedik varsa anında belediyeye bildireceğim. Bu böyle. Muhtarlık dediğin öyle olmalı ya. Eğer kardeşim sen muhtar mısın diye soran olursa, kısmetse 25 Mart'tan sonra evet kardeşim. Ben buranın, bu kardeşlerimin oyları sayesinde muhtarıyım diyeceğim. Bazılarının pasta tabakları kucaklarında, bazılarınınki sehpalarda. Buraya. Efendim. Ya biraz çörek börek falan bir şey dağıtsana ya. Sen de kızım çayları şöyle bir tazele bakalım. Tamam. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Tamam canım. Dinamik olun ya. Fehmi ayaktaki konuşmasını sonlandırmış, el kaldırarak çıkışa yöneldi. Bu adaylık babam için çok iyi olmuştu. Artık bir amacı vardı. Tek sorun seçim öncesinin hırslı atmosferi onu biraz fazla sarsmıştı. Fehmi pastanede düşünceli otururken Sami neşeyle mutfaktan çıktı. Fehmi abi, evim mi ya? Aynı be ya, sen ne yapıyorsun? Aynı valla, ne yapayım? İyi, iyi, gel otur. Ali tezgahın önünde. Onu bırakma. Ha. Sen de şey yapsana, Mustafa gibi anket yaptırsana bak. Ne olacak, seçileceğim, seçileceğim, bunu anlayalım. Sami abi bana her şeyi de ama Fehmi abim muhtar seçilemez deme abi. Fehmi abim 20 yıldır bu mahallede. Onu herkes sever, tanır. O seçilmeyecek, kim seçilecek abi? Gördüm ya, hiç ankete falan hiç gerek yok. Gereksiz mi aslında bunlar ya? Bak, her şey ortada. Ya tamam, onu ben de biliyorum ama UKM'in olma. UKM'in olma yani seçim o, hiç belli olmaz. Ben. Oh, ben. Ben buradan muhtar seçilmeyeyim, mahalleyi terk ederim ya. Bu kadar da kesin konuşuyorum. Hadi bakalım. Babam bu lafı sık sık etmeye başlamıştı. Gurur meselesi yapmıştı. Kazanamaz diye ailecek çok gergindik. Fehmi kendinden emin bakıyor. Fıkiye patates salatasını stresle ağzına attı. Ya arkadaşlarım. Siz benim canım ciğerimsiniz vallahi bak, yani yabancı değilsiniz diye öyle yekten söyleyiveriyorum yani. Allah aşkına Fehmi'ye oy verin çünkü yani ben ona kefilim. Bak çok çalışkandır, disiplinlidir, böyle taşı sıksa suyunu çıkarır. Çok iyi muhtarlık yapar. Hakikaten bak, vallahi bak. Bir de esas şey diyor, eğer diyor başarılı olamazsam ben diyor bu muhtarlık seçimlerinde başka mahalleye taşımak. Ay. O yüzden ne olur ben sizsiz yapamam. Yani ne yapın edin Fehmi'ye oy var. Ona atılan oy bana atılmış demektir. Bravo. Vallahi Rukiye Hanımcığım bilmem ki. Yani iyi düşünüp diğer adayları da iyi tartmak lazım değil mi? Tabii efendim siz tartın. Tartın, eksik olmayı mutlaka tartın ama emin olun en ağırları Fehmi çıkacak. Arkadaşlar, şimdi bu soruları güzelce tek tek bütün evleri dolaşacaksınız. Soracaksınız soruları, cevapları yazacaksınız. Kim daha fazla kağıt doldurursa o daha fazla parayı alır. Ona göre. Tamam. Hadi bakayım, fırlayın hadi. Hadi arkadaşlar. Her yere, her yere. Oo, kıymetli muhtar adayım. Sayın kıymetli belediye başkanı adayım, nasılsınız ya? İyiyim Fehmi baba, sen nasılsın? İyiyim, iyiyim, sağ olasın. Valla ne kadar güzel oldu değil mi ya? Keşke ikimiz birden kazansak, harika olmaz mı? Bak ben sana destek veririm ha Fehmi abi. Yok yok, ben öyle siyasi destek istemem ya. Muhtar dediğim bağımsız olmalı. Ben hiçbir partiye, siyasete bağlı değilim. Bağımsızım ya, muhtar bağımsız. Doğru. Babam diyormuş ki sen kesinlikle kazanamazmışsın. Ne diyormuş baba? Sen seçimlerde lal toplarmışsın. Lal mı? Ne diyor? Nal efendim. Lal ben toplarım ha. Sen babana söyle bu anket sonuçları bir gelsin, o zaman konuşuruz biz onunla. Allah Allah. Fehmi amca kazanırmış. Oo sağ olsun ya, babana selam söyle. Sağ olsun seni var ya. O yanaklarından ısırırım ha, ona böyle. Babana onu da söyle ha. Muhtar olunca
bana pasta alır mısın? Muftar olun da ben sana pasta alırım. Merak etme. Hemen gidip alalım ya. Zeynep, sen babanı bana oy vermeye razı et. Ben sana bütün pastaneyi alırım ya. Boş lafler. Boş vaatler mi dedi? Tabii tabii vaatler ya. Vaatler dedi efendim. Vaatler diyor. İşte bak görüyor musunuz ama yalan söylememek lazım ya. Boşa vaat vermeyeceksin. Bak çocuğu bile kandıramıyorsun ha. Şu olsun senin baba ya. Yıldız apartmandan çıktı. Kız Zeynep, sen ne yapıyorsun burada? Babaannen fıldır fıldır seni arıyor. Evet ya, bu kimin çocuğu bu? Kimin kızı bu Zeynep? Sokaklarda böyle. Ya Mustafa abicim, şimdi Zeynep'in annesi babası çalışıyor ya. Hı. Haliyle babaanneye bırakıyorlar çocuğu. O da yaşlı, arkasını döndüğü anda bizim pıtırık nerede? Pastanede. Allah'tan gideceği yer belli ya. Sami'nin pastane. Mavi ceketli bir adam apartmanın önüne macun tezgahı kurmuş. Macuncu! Bana macun alır mısın? Efendim? Bak hala macun diyor. Tatlı yemekten dişlerin çürüyecek hayatım. Hadi ben seni eve götüreyim. Hadi gel. Kadın telaşlanmıştır. Gel. Öbür elini al. Ver elini bana. Hadi bakalım. Bak kadın telaşlanmıştır. Ay, yazık babaanneye. Hadi gel. Zeynep'in elinde yalama şeker. Macuncu. Buyurun. Gel bakayım gel. Geliyorum. Başkanım, ha? Macun mu yiyeceksiniz yoksa? Yok öyle, macuncu diye bağırmak istedim. Tabii macun yiyeceğim, danyam. Başkanım, ciddiyetinizle pek bağdaşmayabilir. Yani siz hiç macun yiyen bir devlet büyüğü gördünüz mü? Ama ben seviyorum. Seviyorum macunu, danya. Ne var bunda? Hangisi? Karışık yaptır, beyazdan koyma. Bunlardan koy, naneli de olsun. Limon da sık üstüne güzelce. Olur. Hadi torpilli şey yapar. Tamam başkanım. Danya sen de not al. Alayım efendim. Bundan sonra macuncuları destekleyelim. Hı hı. Seçildiğimizde her mahalleye, her sokağa bir macuncu koyalım. Macunsuz sokak kalmasın. Masumcuz. Yok be, macunsuz sokak. Macunsuz sokak. Sokak. Ver macunu. Sus. Hadi ver sık sık. Heh. Allah diyor. Tamamdır efendim, not aldım. Bir tane de, sen de yesene Danya. Başkanım Ver bir tane daha ver. O yıl Turgut Özal'ın gelişini ve Türkiye'nin değişimini yavaş yavaş hayatımızda hissetmeye başladığımız bir yıldı. İtalmöz. Verin mi abi? Çırak yaşlı adamı muz paketliyor. Market alışverişiyle sokaktan geçen bir kadın Mehmet'in canını sıktı. Sumo market torbalarıyla başka bir kadın daha geçiyor. Gidin markete. Gidin. Ay sonunda görürüm sizi, gelip yazdırırsınız. Mehmet abi yazsana deftere. Hepinizi tek tek not ediyorum. Ya Mehmet abi Allah aşkına ya bir dur ya, bir sakin ol ya. Yaşlı başlı adamsın. Sana şimdi sinir stres iyi gelmez, kurban olayım sana ya. Şimdi market et satmaya başlasın, o zaman seni de göreceğim bakalım. Nasıl azacak butların. Ya market et mi satarmış Allah'ını seviyorsan Mehmet abi, kurban olayım sana ya. Kasaplık başka iş. Market et işine bulaşamaz. Vallahi benim işine de bulaşamaz. Kapalı alanda balık mı satılır öyle değil mi? Bir kere kokar. Mehmet bak kardeşim. Sen bir an önce dükkanı sat. Bir minibüs hattı al. Ver çocuklara çalıştırsın diyeyim sana. Ya çocuk mu kaldı Allah aşkına? Hayırsızlar be. Hepsini sildim ben defterden. Gitsinler markete babacım desinler. Öfkeyle dükkanına girdi. Ya Recep Usta. Ha. Bu market bizim et işine bulaşmaz değil mi? Nasıl bulaşıyor abi ya? Hele bir bulaşsınlar. Basarız o marketi. Ağızlarını, burunlarını kırarız. Bütün Adana'yı yığarız buraya. Biz öyle Mehmet abi gibi zayıf değiliz yani. Hah. Zayıf olmadınız kesin. Senin tuzun kuru tabii Recep Usta. Gül sen, gül. Gül. Son gülen iyi güler. Ya, ne muhteşem ya. Şahin mutfakta. İştahla kısırı götürüyor. Şahin ne yaptın? Ha? Bitirmişsin kısırın hepsini ya. Aman Aslı bir şey söyleyeyim sana? Çok güzel ya. Ne güzel yapmış ya. Ha, bir şey söyleyeceğim sana. Ne? Bir şey duydum. Söyle ya, be. Ne duyduğunu hiç bilmek istemiyorum. Hiç de beni ilgilendirmiyor. Ergun abi. Söz konusu Ergun olunca patates salatasının tasıyla hemen geri döndü. Ne duydun?
Ergun abiyle ilgili? Otursana. Nazlı. Hı. Ergun abi sana yanıkmış. Ya bilmiyordum. Nasıl? Bilmiyor muydun? Yok, ben bilmiyordum yani. Sen nereden duydun? Bana kendi söyledi. Kendi mi söyledi? Yani daha doğrusu ben anladım. Ben onun yanına gitmiştim ya. İşte gittim, sonra kitabın arasında senin fotoğrafın vardı. Oradan anladım. Aa, Allah Allah. Çok garip yani. Nazlı. Ergun abi çok perişan ya. Yani üzüntüsünden Almanya'ya gidecek. Bugün yarın vizesi çıkacak. Bir şey söyleyeceğim, çok mu perişan? Çok perişan ya. Yani çok böyle enteresan bir yerde kalıyor. Ne zaman gidiyormuş peki? Yani bugün yarın, yarın mı? Bugün ne zaman gidiyormuş? İşte vizesi ne zaman çıkarsa o zaman gidecek. Yani Nazlı çok perişan. Anlatamam sana. Böyle zayıflamış. Ve sürekli bir şeyler yazıyor. Ne yazıyor? Ne bileyim, roman, şiir olabilir. Böyle bir not defteri var. Günlük de yazıyor olabilir. Çok şaşırdım. Demek beni seviyormuş yani. Allah Allah. Nazlı yapma ya. Yapma. Sen ne biliyorsun? Biliyorum. Şahin. Bak sakın kimseye söyleme, tamam mı? Bak. Bak sakın vallahi, bak kimseye söylersen konuşmam, küserim yani, tamam mı? Kimseye söyleme. Söz mü? Söz, tabii ki söz. Ergun abiyle konuştuk. Aynı şeyi o da bana söyledi. Tamam. Sakın kimseye söyleme dedi. Aramızda kalsın pöftürük dedi. Tamam demiş işte yani. Ondan sonra işte dedi ki bizi istemiyorlar dedi. Beraber olmamızı istemiyorlar. Ben de gideceğim dedi. Evet. Ben sizi anlamıyorum ya. Kızları anlamıyorum ya. Yani... Yani üzüntüsünden adam ne hale gelmiş? Seni seviyor, aşık. Almanya'ya gidecek diyorum ya. Bir şey yapsana, gözünü seveyim ya. Şahin niye bağırıyorsun? Bağırmasana ya. Duyacaklar içeride bir sürü insan var. Niye bağırıyorsun? Ama bir şeyler yapın diyorum ya. Yapın, evet. Sen de yap, Elvan da yapsın. Bağırma. Yeter yani. Git Elvan'a söyle. O da bir şey yapsın. Eğer yapmazsa ben de gideceğim Almanya'ya. Unutacağım onu. Bir daha geri dönmeyeceğim. Bir şey yapın yani. Yeter ya. Neler çektik biz ya? Erol Taş Baba Samiler'den. İcat çıkartma, icat çıkartma böyle eniştelerden. Çok şeyler çektik biz, yeter ama yani. Adam aşık yani, aşık. Gözlerimden okudum. Bak sen benim gözlerimden nasıl okuyorsan... Elvan'a nasıl aşığım biliyorsun. Adam aşık ya. Nazlı dediği zaman gözleri doluyor. Yani ben gördüm. Şahin harmanlanmış duygusallığı, öfkesiyle mutfaktan çıktı. Nazlı kafasında cevap bulan soruların etkisiyle düşünceli. Tekir kedi yine barınağın kapısında. Ergun turuncu kazayla masaya oturmuş. Efkarla bir şeyler yazıyor. Mutlu aşk yoktur demiş şair. Belki de kabullenmek gerek bu sözü. Hangimizin kalbinde kırık bir aşk hikayesi yok ki? Hangimiz yaşadı ki istediği aşkı? Hangimiz geceler boyu birini hayal edip... sonra bambaşka insanlarla kurmadı ki hayatını? Mutlu aşk yoktur. Kabullenmek gerek bunu. Aşk mutluluk olsa... neden yuvarlanıp durayım ki bu ızdırabın içinde? Doğru demiş şair. Mutlu aşk yoktur. Elini kalemle birlikte defterin üzerine bırakıp diğer elini çenesine dayadı. Bir tarafında çayı, diğer tarafında pasaportla evraklar. Akşam vakti. Çağatay eşofmanlarıyla salonda. Başını çizgi romandan kaldırıp kolaçan eder gibi şöyle bir etrafına bakındı. Baktı ki kimseler yok. Çizgi romanın arasındaki eskiden onların apartmanında oturan hoşlandığı Seçil'in fotoğrafına baktı. Tatmadım bilemem ki. Geçmiş. Seçil Çağatay'a çok tatlısın deyip utandı. Çağatay şaşkınlıkla birlikte heyecandan soğuk terler döktü. Çağatay geçmişten sıyrılıp sevgi dolu bir tebessümle fotoğrafa bakmaya devam etti. Seçil uzun saçlı, gözlüklü, kumral bir kız.
Şahin apartman kapısının eşiğine oturmuş, sıkıntıyla geçmişe döndü. Pastaneye gelip de Elvan'ın gönlünü takladım, kazanmaya çalıştığı günlerden birini anımsadı. Elvan belli ki o zamanlar pek bir şey hissetmiyormuş Şahin'i. Şahin ağına dönüp sevgi dolu gözlerle Elvan'ların tülü çekik, ışık ne yanan boş penceresine baktı. Seni uzaktan sevdim. Nazlı üstünde mavi desenli kare yaka lacivert elbisesi, elinde bavuluyla sessizce salona geldi. Kimsecikler var mı diye etrafa bakınıp ses çıkarmamaya özen göstererek ayakkabılarını giydi. Gel desem, mavi kabanını alıp tam kapının kolunu tutmuşken duraksadı. Sonra içi el vermeyip üzgün bir şekilde bakışlarını salona çevirdi. Eli kapı kolunda gidip de gitmeme çabasında kalmış. Öylece bakıyor. Sonunda gidemeyip sıkıntılı bir iş çekerek elini koldan çekti. Elvan, kır çiçek desenli krem rengi önden düğmeli elbisesiyle balkona çıktı. Şahin'in oturduğu yere baktı ama Şahin çoktan gitmiş. Sokak boş. Niyazi keder çökmüş ağır adımlarla boş sokağı doldurdu. Pastanenin önündeki elektrik direğine yaslandı. Hüsranla karşı apartmandaki Nazlıların penceresini seyrediyor. Evin ışıkları yanıyor. İki pencere arasındaki apartmanın yeşil duvarında DYP afişleriyle Fehmi'nin Çınaraltı Mahallesi'ndeki muhtarlık adayı afişi asılı. Pencerelerin önünde minik saksı çiçekleri. Geçmiş. Nazlı pencerede camı silerken yoldan geçen Niyazi'ye el salladı. Niyazi de gülümseyerek karşılık verdi ona. Niyazi ana dönüp elini bordo kabanının cebine attı. İçinde kırmızı yüzük kutusunu çıkardı. Yavaşça içini açtı. Daha önce ikisi için aldığı yüzükler olduğu gibi duruyor. Dertli dertli altın sarısı düz alyanslara baktı. Ardından başını yüzüne direğe yasladı. Bakışları pencerede. Seni uzaktan sevmek. Yüzük kutusunu kapatıp dudağına doğru götürüp dudağına yaslayarak öptü kutuyu. Şimdi de karşı direğin dibinde bekleyen başka biri. Görüntü ayaklarından yukarı yükselerek Ali'nin mutsuz yüzünü gösterdi. O da diğerleri gibi tam bir derbeder, aşık modunda. Niyazi sokaktan ayrılmış. Ali mahzun gözlerle başını kaldırıp bileklerin boş balkonuna baktı. Sarmaşıklar dolanmış balkon demirlerine birkaç saksı çiçek yerleştirilmiş. Ali dertli bakışlarını yere indirip sonra tekrar balkona baktı. Ergun dışarıda acıyla oturuyor. Evrakları elinde, düşünceli gözlerle önünde yanan ateşe bakıyor. Saplı teneke kovanın içinde harlı ateş. Ergun ateşin başında keder dolu. Lacivert gökyüzünde dolunar. Fehmi tekli koltuğunda oturduğu yerde uyuklarken Çağatay'la Şahin onun haline gülerek meyve yiyorlar. İki elinde meyve tabağıyla susmalarını işaret etse de kendi de eğleniyor. Ciddiyetine bakılırsa durumu komik bulmayan tek kişi Ahmet. Fehmi de tık yok, hala uyuyor. Fehmi'cim. Fehmi'cim, boynunu ağrıyacaksan istersen içeri bir gidip yatsan mı? Yok yok, gayet iyiyim ben ya. Niye yatayım ki durup dururken? Niye yatayım ya? Gayet iyiyim ben. Haberlerde yerel seçimlerden bahsetti mi? Ana habere benden bir şey söylediler mi ya? Yok babacığım, söylemediler. Hiçbir şey söylemediler. Yok maalesef. Evet. Şey, evet. Şimdi boş ver seçimleri falan, sen git yat dinlen şu. Vallahi yıprattı seni bu muhtarlık falan ha. Yok yok, yıpramadım ben, gayet iyiyim ya, gayet iyiyim. Enişte, sen öğrendin mi ya bu muhtarlık maaşı ne kadarmış, biliyor musun? Şöyle bak ya, soru şekline bak ya. Allah Adem, Allah'ım. Bacak bacak üstüne. Terbiyesiz ya. Antipatik. Antipatik ya. Sana ne muhtar maaşından, sana ne? Merak ediyorsan gir muhtar ol. Yok enişte. Seni ezip geçmek istemem. Maaş sende kalsın ya. En önemlisi maaş değil mi enişte? Sende kalsın o ya. Ya bunun görüldüğü yerde eşek sudan gelinceye kadar dövmek lazım. O eşek de sudan kolay kolay gelmez zaten ya. Tipe bak ya. Allah Allah. Oğlum muhtarlık öyle parası için falan yapılmaz. Halka hizmet etmek için yapılır ya.
Baba, seçim konuşması falan yapacak mısın? Yapıyorum ya. Sokakta kimi yakalasam çekip o anında propaganda yapıyorum. Ha, yakalar yakalamaz propaganda yapıyorum. Hayır, öyle değil. Kalabalığa. Hani insanlar toplanmış, sen konuşuyorsun. Miting gibi. Olur mu ya? Aa, hangi muhtar adayı şimdiye kadar miting yapmış? Ya, muhtar adayı miting yapar mı? Olur mu öyle şey ya? Ne bileyim, kazanmak istiyorsan ilk sen yap. Miting yapan ilk muhtar adayı. Vallahi Fehmi'cim doğru söylüyor. Hani evde benim komşuları yapman daha iyidir yani. Gerek yok. Babam zaten yorgun, öyle mitingle falan uğraştırmayın şimdi adamı. Şimdi toplarız insanları. Meydana, kalabalık. Çıkarsın yükseğe. Bağıra bağıra anlatırsın icraatlarını. Herkes duysun. Çağatay. Vay be. Gerek yok dedim. Bir dakika, bir dakika ya. Şimdi öyle kendimi yüksek davalan halka hitap ederken gördüm de yani çok acayip olurum ya. Evet. Çok acayip olurum yani ha. Miting fena fikirdi ya. Dur ben bunu bir düşeyim. Ben bunu bir düşeyim. Güzel ya. Peki kimse gelir mi ya? Ya niye gelmesin baba? Biz Şahin'le her tarafa haber veririz. Ne bileyim yazarız, asarız sağa sola. Pazar günü yaparız. Kimse, herkes izinli evinde toplanır meydana. Doğru. Ha, pazar günü olur. Bak pazar günü çok güzel bir gün. Bak o gün miting yapılır. En iyisi ya. En iyisi miting, evet. Ya, ya enişte, yalnız konuşma hazırlaman lazım, tamam mı? Dilin falan tutulur. Pef alırsın, yemin ediyorum ya. Doğru söylüyor ya. Bir konuşma hazırlamam lazım. Neyse, en iyisi ben bu. Gideyim yatayım, bir konuşmayı şöyle bir kafamda oluşturayım. Düşüneyim bakayım ya, en güzeli o. Hah. Hadi, hepinize iyi geceler. Allah rahatlık versin. İyi geceler enişte. İyi geceler. Konuşmayı ben şimdi rüyamda hallediyorum. Hah. Tamam enişte. Senin arkandayız biz. Babacığım. Ben şey diyeceğim baba ya. Ne? Baba hiç gerek yok ya. Hakikaten yani sen emekli adamsın. Otur evinde, oh uzat ayağını. Rahatına bak. Yani muhtarlık falan zor iş. Yorucu iş yani, kolay iş değil baba. Ya tamam da oğlum, ben de evde oturmaktan sıkıldım ya. Allah Allah. Boş boş oturuyorum, bir işe yarayayım ya. Yani 40 yıl çalıştıktan sonra evde böyle boş boş oturmak kolay mı ya? Babacığım çalışıyorum ben. Ek iş de bulurum. Şahin, yani Çağatay'a da iş buluruz, hatta Şahin'e de iş buluruz. Yani baba, ben çalışır size bakarım. Senin çalışmana gerek yok. Ya oğlum ne münasebet ya. Bu muhtarlık parası için yapılmaz ki. Ben bir işe yaramak için yapılır muhtarlık. Bu işin parasında değilim. Şey demeye çalışıyorum. Zoruma gidiyor baba, hani sen çalışacaksın falan. Oğlum bak. Bundan sonra senin kazandığın para senindir. Bak düğün yapacaksın. Aile kuracaksın. Ev kuracaksın. Sen merak etme. Biz emekli maaşınla geçinir gideriz. Aşk olsun babacığım yani. Ayrı gayrı mı var? Ne ayrı gayrısı ya? Sen kendi ailene bak. Bırak. Bu evi bana bırak. Sen merak etme. Yine de düşündüğün için sağ ol evladım. Sağ ol. Bir aile kurmak, ömür boyu çocukları için çalışıp uğraşmak ne demek? Babamdan görmüştüm. Ama o yıllarda daha yolun başındaydım. Gülden'le nişanlıydım. Ve bir aile kurmanın ne kadar zor olduğunu yaşayarak öğreniyordum. Gündüz vakti. Ahmet düğün listesi yapmış, kahvede Alperlerle oturuyor. Ya benim bu düğünü nerede yapacaksak o konuda Gülden'i ikna etmem lazım. Eğer daha mütevazı bir yerde ben düğün yapmayı Gülden'i ikna edersem, Cankuş, Alper, bu yaz düğünümde göbek atarız. Ahmet abi, bak aklıma ne geldi. Sen konuş yengeyle, süsleyelim bizim çınarı, dizelim sandalyeleri, iki tane de çalgıcı çağıralım. Al sana süper bir düğün işte, mahalle düğünü. Aynen John Wayne'en bile der. Çok güzel söylüyorsunuz da benim Gülden'i mahalle düğününe ikna etmem çok zor. Yani belki bir düğün salonu falan. O zaman da göbek atarız düğününle, ayrı. Yalnız ben bir şey diyeceğim ha. Cankuş'um, sen bu ilçe teşkilatında işe girmedin mi ya? Girdim. Ne ayak, niye hep burada oturup duruyorsun sen? Vallahi Mustafa abi sağ olsun.
Yani şimdi belediye başkan adayı ya. Dedi araba lazım olur dedi. Beni de yanına aldı. Araba sokakta, ben burada. Oh, kıyak iş ha, maşallah. Nazar değmesin. Aman 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 abi, aman aman nazar değmesin. Zaten bu iş olmasaydı, bu bizim böyle evlilik planları falan yatardı. Sayın başkanım da geldiler. Merhaba. Sayın başkanım emredin. Nereye gidiyoruz, bir yere mi gidiyoruz? Hay Allah, çok da neşeli. Ahmetciğim, vallahi ben sana kötü bir haber vereceğim. Hayırdır abi? Seni işten çıkardılar. Neşesi sönmüş, suratı düştü Ahmet'in. Ulan maşallah dediğin de üç gün yaşıyor ha. Pardon birader. Hayırdır abi? Niye işten çıkarmışlar beni? Sabıka kaydım varmış. 12 Eylül sonrası gözaltına alınmışsın. Doğru, ben 12 Eylül'den sonra bir tutuklandım ama hüküm giymedim ki ben. Yani öyle bir mahkeme kararı yok. Ayrıca ben işe girerken söylemiştim yani. Bir kitapla yakalandım, ondan da bir şey çıkmadı. Aynısını söyledim. Aynısını ben de söyledim. Ama yok yani, o zaman dediler ki sabıkasızlık kaydı getirsin dediler. Kim diyor bunu? Sayın şey, ilçe başkanı bizim. Biliyorsun bizim ilçe başkanı biraz şeydir, pimpirikli bir adam. O da dedi ki sabıkalı adam çalıştırmıyorum dedi. Eyvallah. Anneciğim. Babacığım. Canım. Biz Ahmet'le konuştuk. Hesaplarımızı, planlarımızı yaptık. Yaza kesin düğünü yapıyoruz. Hadi bakalım. Ahmet'in dediğine göre ise iki defa düşün kızım. Niye öyle söylüyorsun anne ya? Kızım, bu çocuk tekstilci mi, şoför mü, daha ne iş yaptığını ben hala anlamış değilim yavrum. Aa, istikrarsız. Bakıyorsun bugün işi var. Bakıyorsun, yok. Anneciğim, Ahmet'in şu anda bir işi var ve o işi gayet sağlam biliyorsun. Artık benim de bir iş yapmam lazım. Böyle yani boş boş oturmak bana göre değil. Ay, ay, ay. Bırak şu atlası artık Muzaffer. Baba, ne iş yapacaksın? Tur şirketi açacakmış. Aa. Benim gördüğüm bu güzel yerleri başka insanlar da görsün istiyorum. Fena mı? Ha? Muzaffer Bey. Muzaffer Bey, beni hayatınızda bir kere bile olsun o gittiğiniz uzak yerlere götürmediniz. Şimdi insanları mı götürmeyi düşünüyorsunuz? Tamam, sana da bir tur ayarlarız. Şöyle bir tur at ha. Şaka şaka, al şuradan bir ülke seç hadi. Kahvesi elinde atlası sehpaya kaldırdı. Şey, benim butik haliyle bir buluşmam lazım, onu bir bulayım. Bu çocuk bu işlerden anlar biliyor musunuz? Muzaffer. Muzaffer, sakın para yatırma bu işe. Yani bilmediğin işlere bulaşma Allah aşkına. İspanyolların bir lafı vardır Necla. Adios amigos. Yani hoşça kal Necla. Hoşça kalsın. Muzaffer portmantoya yöneldi. Necla her daim şık, bakımlı. Ya öyle surat yapmasana. Bak Ahmet'in işi sağlam diyorum ya. Yaza kesin yapıyoruz düğünü. Anlamıyorum ki beni niye işten çıkarıyorlar? Ben gider alırım sabıka kaydını. Yani inşallah alırsın. Çünkü hiç öyle konuşmadılar. Sanki böyle bir şey biliyorlarmış, alamayacakmışsın gibi konuştular. Ya kim bu bürokrat ya? Ya bilmiyorum. Bilmiyorum ama ben bunu araştıracağım Ahmet, merak etme. Yani Ankara'dan benim için bir bürokrat telefon açıyor. Hı. Bu Ahmet Özdemir'i işten çıkartın diyor. Aklın alıyor mu senin? Yani bu işte bir iş var. Bu işin arkasında biri var. Ya sen sakin ol. Sen sakin ol. Ben halledeceğim. Bizzat kendim araştıracağım. Sen git şu sabıkasızlık kaydını al önce. Halledeceğiz. Sakin. Eyvallah. Tamam. Hadi. Ahmet siyah arabada. Hadi dikkatli git yollarda. Tamam. Ahmet'in uzaklaşmasıyla sokağa Tamer girdi. Köşeden sinsi gözlerle arkasından bakarak tehditkar kafa salladı. Masanın üstünde buruşturup bırakılmış üç tane kağıt. Fehmi birkaç satır yazmış ama belli ki gerisini getirememiş düşünüyor. Rukiye mutfaktan Neşe'yle yanına geldi. Fehmi'ciğim, ne yazıyorsun sen? Rukiye, miting var ya. İşte onun konuşmasını yazıyorum ya. Ay çok heyecanlı. Ben de orada olacak mıyım Fehmi'ciğim? Yanında. Rukiye. Muhtar adayı benim ya, senin ne işin var?
Hep öyle olmuyor mu şimdi? Rahşan Ecevit böyle Bülent Ecevit'le birlikte çıkıyor. Nazmiye Hanım, Süleyman Bey'le birlikte. Onlar birlikte böyle çıkmıyorlar mı? Ya ne alakası var şimdi o? Sen tamamen karıştırıyorsun olayları ya. Şimdi onların kocası parti başkanı. Ben Mozart'ayım ya. Senin ne işin var o? İcat çıkarma, icat çıkarma. Benim başıma icat çıkarma. Tamam canım. Ben de öyle sıradan vatandaşlarım. Seyrederim bir köşeden bir yerden bakarım artık. Tamam canım, öyle sıradan olur mu canım? Allah Allah, öyle protokolde bir yer ayarlarım sana. En ön sıradan ya, o kadar torpilim var mı? Nereden baksan muhtaradayım ya. Şimdi geç otur, dinle bakayım. Neyi dinleyeceğim? Prova yapacağız, prova. Ne provası? Ya ilk sana okuyacağım ya. Ha, ay. Ne istiyorsun ya? Çok heyecanlı. Tamamdır. Ya, çok iyi ya, çok iyi. Ne tamam olan ne? İçi bu muhtarlık seçim mitingi olduğunu yazdık, her yere astık. Ha? En az bir 500 kişi gelir. Ay, hadi inşallah. 500 mü? Ya yok ya, ne 500'ü ya? Pes sana ya. Ya bir şey söyleyeyim, ben işte 1000 kişi falan gelir ya. Ta nerelere astık bir de. Bin, bin ya, bin. Düşünsene. Yapma, yapma ya. Valla. O bayağı kalabalık olacak demek ya. Baba, çok iyi bir konuşma yapman lazım. Acayip bir konuşma yani. Şey, bir şey söyleyeceğim. Şimdi oturun, biz böyle şey... babanız şimdi prova yapacak, konuşma metnini. Provasını yapacak bizi. Değmeyecek. Bak şimdi, biz halkmışız. Evet. Sen bize şey anlatıyormuşsun. Bizi anlat yani. Biz evet, halkmışız evet. Yani. Baba, ikna et bizi. Ha. Evet enişte. Biz seni neden seçelim? Onun için konuşma yap bize. Ha, şimdi evet, mesela... Şimdi burada yap mesela. Evet. Sevgili vatandaşlarım. Wow! Çok iyiydi, çok iyi. Şey ya. Ne oldu baba? Hıçkırık tuttu ya. Su, su. Allah Allah, heyecanda ne? Dur. Ne? Şahin, su istiyor enişten. Su getir enişten. Su, ha, su. Tamam. Sevgili... Sevgili... Hilden ve Nazlı pastanedeler. Nazlı tatlısına dokunmamış, çay içiyor. Hilden. Hı? Ben Ergun'un yanına gitmeye karar verdim. Aa! Gideceğim, konuşacağım onunla. Çok iyi düşünmüşsün hayatım. Zaten ne zamandır diyorum sana, git konuş diye. Ama tabii yani nasıl bir konuşma olur onu bilmiyorum şu anda. Ay Allah'ım, hala ama diyor ya. Ya Nazlıcığım, Ergun Almanya'ya gidecek diyorum. Gideceksin oraya, konuşacaksın. Seni seviyorum Ergun diyeceksin. Sar beni, sarmana beni. Almanya'ya gitme, mahalleli seni özledi. Aşkından ölüyorum diyeceksin arkadaşım ya. Sami eliyle yüzünün onuyla mutfaktan çıktı. Niye rekabet bu çocuk ya? Valla sabahtan beri yumurta bekliyorum. Daha kimse gelmedi Sami abi. Gelmedi mi? Gelmedi. Tamam, ben o zaman şey yapayım, siz bana... Söyleriz. Tamam, hadi. Yeniden mutfağa döndü. Kızlar içeri girmesini bekliyorlar. Gel de abim seni boğsun da diyeyim mi Gülden? Bak canım, sen git önce Ergun'la konuş. Ergun mahalleye dönerse ve o Ahmet size bir şey derse... ...karşısında bundan sonra beni bulacak. Bu ne ya? Bak ben sana söyleyeyim kızım. Ben düğünü falan iptal ederim artık, yeter. Ay saçmalama Gülden, bunun sizinle ne ilgisi var ya? Var efendim, var. Yeter artık ya. En yakın arkadaşı kız kardeşini sevdi, aşık oldu. Ne var bunda? Tamam ya, biz sakin ol, konuşacağım diyorum. Olmayacağım, olmayacağım. Vallahi düğünü iptal ederim. O Ahmet akıllı olsun artık, yeter. Ya tamam, tamam. Olmaz akıllı da tamam yani. Hadi ben de geleyim sen. Hadi beraber gidelim. Nereye şimdi? Şimdi mi gideceğiz? Şimdi mi gideceğiz diyor. Ha istersen bekleyelim bir ay daha. Ergun gitsin Almanya'ya. Ya kalk kızım, yürü. Gidelim konuşalım çocukla. Bağırıyorsun, herkes duydu ya. Hadi yürü yürü. Bak iki kişi gideceğiz, üç kişi döneceğiz. Söz sana. Ya. Sami abi biz çıktık. Hesabı sonra veririz, tamam mı? Bay bay. Tamam hadi. Baba, iç. Hadi enişte. Yok ya. Olmadı, devam. Baba, devam. Hadi. Hadi enişte, hadi. Geçecek ya, bir şey yok. Su içince geç. Ne nasıl geçiyor bak sen? Geçmiyor. Oy, dur. Biraz daha, biraz daha. Baba, hadi. Sulayı bitti ya. Tamam, bitti ya. Hadi enişte, olsun hadi. Suyla geçmiyor mu çıkarım? Usta. Ve bakkalda yumurta kalmamış. Mehmet amca da akşamüstü gelecek diyor. Kalmamış mı? Ha.
Ya şimdi olacak şey mi bu karma? Neydi? Güçlü. Evet, güçlü doğru. Ha, ay bak usta. Hayatı şey ama. Marketten alayım mı? Marketten mi? He. Alma. Almayayım mı? Ya da al, tamam. Tamam. Yok yok, alma. Yok. Dur. Ben gideyim. Ya merak ediyordum vallahi ne zamandır nasıl bir yermiş bakayım hemen göreyim. Hem de anamın bazı şeyleri vardı. Bunu buradan alırım ben, tamam. Emredersin usta. Buna bak. Yalnız bak söylüyorum, bu tombalak var ya Niyazi, ha? Kıvırcık kafalı. Evet usta. Ben yokken az daha buraya şey ama girsin ama bereci yok, bu parasıyla. Sen korkma usta, ben askerde komandoydum. İndiririm. Komando mu? Hı hı. Şey. Evet usta. Aa, iş belli oluyor ama demek o gizli kahramanlardandın sen de yani. Sağ ol usta. Ha? Çevik böyle hop atlıyorsun, hop şey yapıyorsun değil mi? Aynen usta. Diye gidiyordum. Nasıl gidiyordun? Böyle. Jet hızıyla gösterdi. Diye gidiyordum. Tamam. Ne şey yapma. Gıcık. İki şey yaptık, yüz verdik diye. Tamam. Al. Hayret bir şey. Tamam ben palton giyeyim. Markete gidiyorum. Emredersin usta. Kahvede kızım benim başlığı altında nota çizen bir el. Elin sahibi susmuş. Selahattin'le Rıza yan masadalar. Evet başkomiserim, yapıştırın. Sıcak sıcak, yağ gibi kaysın. Mesut ikilinin masasına oturdu. Mesut. Efendim başkomiserim. Bu susmuşa ne olmuş böyle, yüzü gözü asılmış. Ah, haberiniz yok mu? Kızı geldi. Ya onu biliyorum, tamam onu, kızı geldi, onu biliyoruz. Da yüzü gözü asılmış, ne alaka? Ya şimdi kız babasının yanına yerleşti. Böyle baba kız yaşıyorlar, tıngır mıngır garibanlar ya. Allah Allah ya. Aynen John Wayne'in. Şimdi bu var ya, Sevinç'ten gitmiş bizim berber Recep'i tıraş olmaya. Hatta Recep abinin dediğine göre Sevinç'ten ıslık bile çalmış. Yani yavaş yavaş düzeliyor ha. Peki bunca yaşına kadar bu kızı kim büyütmüş ya? Ne bileyim komiserim. Yani akrabaları falan büyütmüşler herhalde. Anneannesi, dedesi, medesi. Olabilir evet. Ya hiç sorun çıkmamış yani değil mi? Ne sorun çıkacak ki başkomiserim? Bir kere doğru otur. Yayılmıştı, toparlandı. Ne demek ne sorun çıkacak ya? Ne demek ne sorun çıkacak? Bunu herkes sorsun bu mahallede, sen sorma Selahattin. Sen polissin ya. Bu memlekette çoluk çocuk yüzünden karakolluk olan, adliyelik olan yüz binlerce aile var bu memlekette ya. Bu kızı kim büyüttü? Anası kim? Babası kim? Miras kime kalacak? Bunlar hep büyük sıkıntılar ya. Hele kadının derdi ayrıca büyük bu memlekette. Kocanın lafı ayrı. Babasının lafı ayrı. Bütün bunlardan cinayet çıkıyor Selahattin ya. Kadın cinayetleri bir gerçek. Doğru söylüyorsunuz başkanım. Doğru söylüyorum tabii. Çıkmış bana sorduğun soruya bak ya. Kız bavulunu almış, çıkmış gelmiş. Haber vermiş mi büyüklerine acaba? Ha? Hadi diyelim verdi, haber verdi. Acaba onların rızasını almış mı? Rızasını. Ha, rıza. Rızasını almış mı acaba bunlar? Bilemez. Bunları, bütün bunları araştırmak lazım ha. Bak ben söyleyeyim. Yarın bir gün bu kızın peşinden biri çıkıp gelir. Kesin. Aman aman kimse gelmesin komiserim. Yani garibanın keyfini bozmayalım. Mesut bunlar gerçek. Gerçekler bunlar. Gerçeklerden kaçamazsın. Gerçekler acıdır Mesut. Biber de acıdır başkomiserim. Demek ki biber de gerçektir. Rıza Selahattin'e dik dik bakarken susmuş. Keyifle masadan kalktı. Susmuş. Gidiyor musun birader? Islık da çalıyor. Görüyorsunuz değil mi başkomiserim? Vallahi keyfi yerine geldi adamın ya. Bu böyle giderse var ya yakında konuşmaya da başlar. Aha buraya yazıyor. Masaya. Biber gerçektir de sen gerçek misin onu bilmiyorum Selahattin. Ama acısın. Acı Selahattin. Sarı paltosunu giymiş, gülümseyerek pastaneden sokağa çıktı, gidiyor. Ha, Sami nereye gidiyorsun? Mehmet karşıda dükkanın kapısında. Markete gidiyorum. Markete mi? Evet. Ya yumurta kalmış, onun için gidiyor. Aman ha, bak bir daha düşün. Dikkatli ol. Mehmet markete gidenleri kara listeye alıyor. Ya niye lan şimdi Recep? Şeyde yumurta kalmamış. Güzel yarımı kalsın. Sen yine de çaktırmadan git. Aman market poşetiyle falan gelme ha. Dikkatli ol. Bak çok, çok üzülüyor. Tamam tamam, hiç merak etme sen. Bunu gösterme. Ruhu bilen duymaz. İyi görüşürüz. Hadi bakayım. Hayırlı işler. Mehmet de selamlaşıp köşeyi döndü.
Beni iyice suya yüklermiş. Fondüp yaptı. Önündeki cam sürahi boşalmış. Ya çatlayacağım ya. Yeter artık. Su falan içemem ya. Barajı kuruttun enişte ya. Geçsin artık. Gözünü seveyim. Evet ya. Hapsak geçmiyor. Ne olacak bu böyle? Baba nefesini tutsana. Nefesini tutunca geçiyor. Ben öyle biliyorum. Ha. Tut enişte nefesini bak. Hadi tut. Ben sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 hadi enişte. 7 göz. Ya sayma ya, sayma ya. Heyecan yapıyorum ya. Sayma Allah Allah. Sayma. Ya tamam, enişte tut baba. Ama sen tut enişte ya. Bak çünkü, bir daha. Çünkü nefes tutunca geçiyor. Heh, işte tamam hadi. Hadi enişte gözünü seveyim. Tut. 1. Ya sayma ya. Daha havaya giriyorum ya. Dur be çocuğum, dur. Baba bak geçecek, hadi tut. Hadi enişte gözünü seveyim. Ben karabiber getiriyorum. Tamam. Dur karabiber getiriyorum. Abi ya baksana. Kolay gelsin. Eyvallah Niyazi abi. Ya şu kapıya bir türlü alışamadım ya. Böyle kapı mı olur kardeşim? Başlayayım atın burası ya. Bir dur. Hah. İterek açılan kanatlı kapı. Nasıl gidiyor genç? Alışabildin mi bakalım dükkana? İyi Niyazi abi. Alışmaya çalışıyoruz işte yavaş yavaş. Ver bakalım oradan bir çay, iki poğaça. Yok. Önce para abi. Anlamadım. Para abi, önce para. Ne parası koçum ya? Ya... Ya koçum, deli misin sen ya? Nerede görmüş siparişten önce para verildi? Bir yiyeyim içeyim, karnımı doyurayım. Giderken veririm. Burası Türkiye koçum, farkında değil misin? Nereden geldin sen ya? Meksika'dan mı geldin koçum? 3. Komando Tugayı'ndan. Niyazi tırstı. Orta boylu, zayıf, güçlü Niyazi'nin yanına geldi. Koçum, hadi. Ver şuradan iki poğaça, bir çay ya. Olmaz abi, olmaz. Komandoyu mu demiştin sen? Evet. Komando mu? Vay be. Koçum, daha ne geldin, badekini mi koyuyorsun be? Ha? Çekil şuradan, çekil. Olmaz abi, olmaz. Çekil şuradan ya. Olmaz abi. Ya çekilsene! Abi olmaz diyorum, anlamıyorsun. Ya çekilsene! Ver koçumu ya! Abi ver, koç. Olmaz abi! Ya komando! Abi! Çekil! Abi olmaz diyorum. Komando! Olmaz diyorum, hala inat ediyorsun. Ya ne kadar dişli çıktın sen be! Yeni personel! Nereden buldun seni Sam abi ya? Niyazi güçlü engelliyle bir kez daha ulaşamayınca yerine çöküp tekrar ayaklandı. Dur bir dakika! Abi! Komando çekil! Abi! Komando! Abi ama olmaz diyorum, hala inat ediyorsun. Tamam bırak. Getir be! Yani iki poğaça için. Yapılır mı bu be? Sağ abi çekil. Gel, abi, çekil ona! Abi gözüme... Gel poğaçamı! Abi olmaz diyorum, ne yapıyorsun sen? Peki. Peki komando. Sonunda oturdu masaya. Ne yapacağım bunu ya? Filmci bununla çekeceksin. Karabiberi. Karabiberi. Hala ben bunu bilmiyordum ha. Evet. Çek bakayım sen. Al. Bunu. Al. Ah bir de hapşırık başladı. Çok geçti Filmci. Oo. Enişte sen nasıl heyecanlandın ya? Ya baba. Önce kafanda bitirmen lazım şu hıçkırık meselesini ya. Kalabalık önünde konuşmaktan korkma. Ne korkması ya? Çok yaşa enişte. İcat çıkarmayın ya. Fevcim, ben karabiber işe yaramaz diye tuzla getirdim. Şundan da böyle bir avucundan. Yok. Üstüne gitmemek lazım. Tamam, öyle bırakalım. Kendi kendine geçer o ya. Tabii. Gitmeyelim Fevcim. Allah Allah. Prova yapacağım diyorsun. İşin ucunda muhtarlık var. Olmaz öyle şey. Hadi. Evet, haklısın. Hadi. Ne yapacağım onu? Azıcık avucuna at ağzına. Tuz. Ya yutulur mu ya? Hadi bir nefes. Avcuna boşalttığı tuzu bir seferde ağzına attı. Onunla birlikte Rukiye de ekşitti suratını. Allah Allah. Ne oldu enişte? Ne hissediyorsun? Yok ya. Ha? Geç burada, ne hissedeceğim? Görmüyor musun? Bir dakika. Esas şeyi unuttuk yahu. Şey yok muydu? Limon yaparlar, limon suyu. Getiriyorum, dur. Limon getiriyorum. Şeyler var burada. Allah Allah.
Bak bu sonra bunu denelim. Kezama falan geçmem ona göre. Limon baba salata gibi oldun ha. Ucundan yelim ben işte seni ya. Behri sinirlenip Şahin'i yiyecek gibi belertti gözlerini. Şahin hemen ciddileşti. Komiserim, pardon başkomiserim. Bu susmuş, neden susmuş? Ondan sonra neden bardak dedi, biliyorsunuz mu? Biliyorsunuz mu? Sanki sen biliyorsun onu. Biliyorsan anlat. Biliyorum tabii. Nasıl biliyorsun? Kızı bana her şeyi anlattı başkomiserim. Nasıl anlattı ya? Tabii. Nasıl anlattı? Bayağı anlattı ya. Geldi ya buraya yanıma, ben o anlattı hepsini. Anlatsana bir şey. Şimdi bu susmuş. Evet. Eskiden müzisyenmiş. Çok ünlü bir müzisyenmiş hem de. Nasıl çok ünlü bir müzisyenmiş hem de? O kadar ünlüyse biz de tanırız onu. Biz tanımadığımıza göre o kadar ünlü olamaz. Ya ünlümüş derken bu Kum Kapı. Kum Kapı da çok ünlümüş. Civarında, restoranlarda. O zaman oldu. Ha. O orada böyle müzik falan yapıyor. Arkadaşları, grupları takılıyorlar. Masa masa geziyorlar, alatura alıyorlar falan. O sırada bir kız bunu görmüş ve çok etkilenmiş. Allah Allah. Kız kim? Kim? Atuba. Ne alakası var Atuba'nın ya? Allah Allah. Şerpil Çakmak lazım. Yok başkomiserim. Çok zengin bir kız. Türkiye'nin en zengin adamlarından birinin kızı. Tabii. Yıldırım aşkı olmuşlar. Tabii. Sonra el ele geziyorlar, çay içiyorlar falan. Bu ona çalıyor, müzik yapıyor. Kız böyle her gün biraz daha aşık oluyor. Sonunda demiş ki ben her şeyi bırakıyorum. Bu susmuşla hayatımı devam ettiriyorum. Babasına gitmiş. Demiş ben bu çocukla evlenmek istiyorum baba. Ondan sonra babası tabii karşı çıkmış. Niye? Babası karşı çıkmış, olur mu? Zengin kız fakir olan, olur mu? Bir de bizimkinin tipi de yok, tipi bozuk. Yo, o zamanlar çok yakışıklımış bu komiserim. Yani Tarık Akan gibi çocukmuş. Boylu poslu. Tabii sonradan çökmüş. Çekmiş peki. Sonra yani çekmiş demek ki boylu poslu. Yani boy olarak çekmiş tabii ama ruhsal olaraktan da çökmüş. Hem çekmiş hem çökmüş. Tabii bir gecede çekmiş ya. Vallahi bir gecede çökmüş. Çekmesi biraz zaman alır yani. Bir gecede nasıl çekecek insan ya? Boylu poslu insan bir gecede nasıl çekip de bir susmuş gibi bir insan olsun ya? Hoppala laf mı şimdi sizinki başkomiserim? Film izlemiyorsunuz mu ya? Ben geçenlerde gördüm. Şey, Cüneyt Arkın. Ondan sonra bir gece diş yaptı. Saçları bembeyaz oldu ya filmde. İşte o çökmek, çekmek ayrı bir şey. İnsan çeker mi ya? Nereden çıktı o insan çekmesi diye bir şey Ne bileyim, ben kızının yalancısıyım. Anladık, tamam. Neyse, hadi çekmiş diye. Ha, ondan sonra... Ama kız tabii delikanlı kızmış. Harbi kızmış. Demiş ben bütün malı mülküyü ne yapayım demiş ya. Allah istemiyorum ben demiş, susmuş istiyorum demiş. Vay anasını. Tabii. Hemen bunlar o zaman gitmişler bir gece konulu mahallesine. Fakir ama gururlu bir şekilde böyle yaşamaya başlamışlar. Kızcağız evinde böyle işte yemeğini yapıyor, yumurta kırıyor falan. Öyle doyuruyorlar karınlarını. Sonra yine bizim bu susmuş, akşam öpmüş karısını mı artık? O zaman evlendi mi bilmiyorum. Beraber yaşadıklarına göre evlenmiştir. Ondan sonra öpmüş demiş, hadi ben işe gidiyorum. Almış arkadaşları, dımbırı 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 masaları geziyorlar Kum Kapı'da. O an orada bir turistin dikkatini çekmiş bizim susmuş. Susmuş. Tabii. Adam gelmiş. Bu ne biçim bir ses demiş. Ben hayatımda böyle bir ses görmedim demiş. Kötü, berbat. Yok başkomiserim ne alakası var? Adam hasta olmuş bizim susmuşun sesine. Demiş, ben seni dünya yıldızı yapacağım demiş. Herkes seni tanıyacak demiş ama benimle Amerika'ya gelmen şart. Ay anasını. Susmuşlar. Evet. Susmuş'a demiş, demiş ki benimle Amerika'ya gelmen şart demiş. Ben sana ondan sonra tekrar anlatırım Selahattin. Biraz geç idrak ediyorsun sana. Tamam başkomiserim. Evet. Sen devam et. Bu kadar komiserim. Ne? Bu kadar. Nasıl bu kadar ya? Kız buraya kadar anlattı. Nasıl kız buraya kadar anlattı Mesut ya? Ne bileyim abi buraya kadar anlattı işte. Sen benimle Amerika'ya kadar gelecek... Bir saniye bir yere gitme. Dedi ki buna sen benimle Amerika'ya kadar geleceksin demiş. Susmuş ha? Evet. Sonra? O kadar. Yani en heyecanlı yerinde şey yaptı ya kesti. İşi çıktı gitti ne yapayım yani ben de o kadar öğrendim ama... Hiç yoktan iyidir. Devamını öğreniriz artık sonra. Sen de al bakalım bunu. Hadi babana çok selam söyle tamam mı yavrum? 8-9 yaşlarında sarışın çocuk ekmek almış. Mehmet şeker verip yolladı. Sami sokağın köşesinde Bahtiyar'a Mehmet'i içeri sok diye kaş göz ediyor. Bahtiyar ne demek istediğini anlamadı. Sami market torbasını gösterip bir kez daha işaret edince Bahtiyar sonunda anladı. Mehmet abi ya canım bir gazoz çekti. İçeriden bir gazoz versene bana ya. Hemen getireyim. Sağ ol Mehmet abi. Mehmet dükkana girdi. Sami nerede diye işaret edince Bahtiyar geçmesini söyledi. Sami çok yavaş, temkinli. Tam Bahtiyar'ın arkasından geçecekti ki... Al bakalım. Sağ ol. Buz gibi de maşallah ya. Niye yapıyorsun Mehmet abi?
Aynı be ya. Sen ne yapıyorsun be ya? Ay. Torpa yani, arkasında. Ne işte, şey ya aynı işte. Koş. Sana da vereyim mi sana gazoz soğuk? Ha, yok yok be. Buz ben, gibi. Tamam yok gazoz almayayım. Şey yapmayayım. O zaman ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Tamam Mehmet abi bir şey diyeceğim. Canım çikolata çekti be. İçeriden bir de çikolata versene. Kurban olayım. Oğlum git al hangisini istiyorsan işte. Ya sen ver ne bak. Ya git al Allah aşkına ya. Tamam o zaman ben dükkana gideyim. Mehmet abi şey yapayım. Sami. Ne var senin arkanda abiciğim? Ne var arkanda? Kasap var. O elinde. Elindekine bakayım. Bir el. Öbür elindeki. Bu da öbür el. Şu ikisini bir çıkarsana bakayım. Ne var ya bak. Bir çıkar. Çaresizce mecburen çıkarttı poşeti. Mehmet sitemkar. Markete mi gittin sen? Sen de mi Brutus? Yok ben Sami. Niyazi'nin kollarını arkadan kavramış. Vay! Abi. Hey, komando teknikleri! Bak direnme! Komando! Bırak! Komando! Bırak! Komando! Bak, bırak tamam yeter! Bırakıyorum! Bırakıyorum! Bıraktı. Ama bu tarafa geçmek yok. Tamam koçum be! Vay be! Bitkinleşmiş bir halde masaya oturdu. Komando ha? Komandosun. Evet. Senin komando tipi yok koçum! Yalan söyleme! Ha? Ayrıca Sami abi de söyle! Kalmadım onun poğaçalarına ben. Kalmadım. Aynen böyle söyle. De ki, Niyazi abi dedi ki, Sami abinin poğaçalarına kalmadım ben dedi de. Emredersin abi. Tamam. Komando! Vay be. Sami abiye bak. Poğaçaların başına profesyonel asker dikmiş ya. Benim için dikmiştir özellikle. Biliyorum onu. Öyle mi? He? Doğruyu söyle. Benim için mi dikti? Ne alakası var abi? Tamam. Buradan bize artık ekmek yok koçum. Benim başka bir yer bulmam lazım. Anlaşıldı. Sana iyi nöbetler. Komando! İyi günler abi, iyi günler. Benim de bildiğim bazı hareketler var ama... Neyse, küçüksün. Bir yerini şey yapmayayım diyorum. Tabii. Şu topuyu da değiştirin kardeşim. Tabii abi, değiştireceğiz. Başım atın burası be. Pastaneden öfkeyle çıkıp... Kapıyı tekmeleyecek gibi hareket çekti. Gidiyor. Güçlü tezgaha geçti. Niyazi hırsını alamayıp geri dönmüş. Bunu da unutma koçum. Bunu... Komando! Komando! Güçlünün hızla kapıya yönelmesiyle kaçtı. Sami suçlulukla mahzunca tebessüm ediyor. Peki ben de olmayıp da markette olan ne var Sami abi? Söylersen bana ne var? Yumurta. Yani şahane yumurta yok. Yumurta olmayınca... Ya Mehmet abi, valla yüzeye yarım kaldı. Börek börek. Ben de şey yapayım dedim şeye. Şeye? Evet. Yumurta için. Bu şeye şey yaptım, markete. Şuna bak oğlum, ne yumurta? Sadece yumurta mı? Bir sürü şey almışsın burada sen. Aa! Bak, demek o şeyle, ilk şeyle... Başkasının torbasında şey almışım. Aa, evet. Aa, evet, başkasının torbasını ver bakayım. Kontrol için poşetin içine el attı. Mandal. Evet, mandal. Ya anam istedi. O plastik mandalları istiyordu o. Bizim anamda plastik mandal. Bundan plastik mandal. Tahta mandalın nesi varmış abiciğim? Ne bileyim ben nesi var? Ya hayret bir şey Mehmet abi ya. Ne bileyim ben? Ben basıyorum çamaşırları. İyi, sen basıyorsun değil mi? Şuna bak. Reçel. Bende reçel yok mu peki abiciğim? Ah! Var mı sende? Hiç bilmiyorum valla. Evet. Oldu. Çok güzel. Arap sabunu. Evet. Onu da anam istedi. Demek ki Arap şeysinden, sabunuyla daha bir... Ya evet abi şimdi... Yani orada raflar var ya. İnsan o rafları görünce, yani öyle bakınca... Yani şey yapısı geliyor, ılısı geliyor. Bizde raf yok mu? Var. Ama orada gezecek yer de var. Orada gezebiliyor. Abiciğim gezmek için insan parka marka gider ya. Markete mi gider gezmek için? Evet, tamam haklısın. Tamam. Tamam, söz. Vallahi bak bir daha gidersen... ...devlemine taş olayım kalayım ha. Böyle kalayım. Hareketsiz. Yok. Ben seni sildim defterden sana. Sen borcunu kapatırsın, ondan sonra marketle devam edersin. Ben de gidip... ...sütlacımı başka yerde yerim artık. Sami yıkıldı. İyi günler.
Evet abi. Sami koluna dokununca bırak diye tepki verdi. Yoksa bu bir elveda mı? Evet. Elveda Sami. Konuşabilirdik ama. Hayır hayır, konuşacak hiçbir şey kalmadı artık. Her şey bitti Sami. Konuşabilirdik. Hayır, konuşacak bir şey yok. Her şey bitti Sami. Yok konuşacak bir şeyimiz. Demek bitti ha. Uka birbirimize gidip gelmeyeceğimiz var Mehmet abi. Hiçbir sevgimiz yok aramızda. Demek ki yokmuş. Sami terk edilmiş, aşık edasıyla ağlıyor. Mehmet de terk eden tavrıyla bakkala girdi. Çırağı da peşinde. Ne yaptın be Sami kardeşim ya? Ya bütün Mehmet abinin hislerini alt üst ettin ya. Ne yapayım? Ne yapayım? Yumurta ne arzandı bana? Gayret bir şey. Ne yapayım ben? Ya Arap sabun ne işin var? Ta bu kadar üstüme gelmiyor. Yeter bütün bari üstüme geliyor. Ne yapayım ya? Kıvart benim mi? Acayip market. Hiç mi susuyor? Bir daha konuşamayacağım artık. Işımla çekip gitti. Recep dükkanın önüne oturmuş seyrediyor. Hah. Sonunda sayenizde olan oldu. Mahallede huzur ve güven ortamı bozuldu. Tövbe estağfurullah. La ilahe illallah. Güzel. Martılar denizin üstünde uçuşuyorlar. Balıkçı barınağının dışarıdan görüntüsü. Buyurun oturun, ayakta kalmayın. Yok yok, biz Ergun'a bakmıştık ama galiba yanlış geldik. Kusura bakmayın. Yok yok, yanlış gelmediniz. Ergun burada yok. Nerede acaba kendisi? Ergun balığa çıktı. Peki ne zaman gelir? Ha işte Ergun bu. Bazen bir saatte döner, bazen gece yarısı olur, meydanda yok. Nazlı, gel o zaman biz dışarıda bekleyelim istersen. Tamam. Yok yok, dışarısı soğuk. Sobanın başında oturun, ısının, sıkılmayın. Ben çıkarım dışarı, siz rahatsız olmayın. Siz çıkmayın. Yani bizim için önemli değil. Dışarısı da çok soğuk, üşürsünüz. Yani siz üşüyeceksiniz bu sefer. Ya birlikte otururuz. Hem benim size böyle birkaç tane sorum olacak. Sen Nazlı olmalısın. Siz oturun oturun. Ben sobaya odun getireyim, gelince konuşuruz. Nazlı olur diye kafa salladı. Osman'a geçmesi için yol verip çekyata yürüdüler. Nazlı masanın üzerindeki pasaportu aldı. Yarısı pasaportun arasından yukarı çıkmış fotoğrafına bakıyor. Yüzünde beliren umutla Gülden'e dönüp yeniden fotoğrafa baktı. Günlerdir solgun yüzü ilk defa bu kadar aydınlandı. Beni seviyor diye mutlu gözlerle Gülden'e bakıp neşeyle gülerek pasaportu yerine koydu. Muzaffer'le Ali kahvede neşeyle çaylarını karıştırıyorlar. Ya Muzaffer abi, vallahi sana bravo ya. Yemin ederim bravo sana. İnsanları tatile gönderebilmek için harika bir fikir abi. Yemin ederim takdir ettim ya. Harikasın. Aşk olsun ya. Bir şey biliyoruz ki konuşuyoruz butikçi. İyi de şimdi Muzaffer abi, biz kış ayındayız. İnsanlar tatile gitmezler abi kışın. Oğlum Şili'ye göndereceğim, Şili'ye. Ben hala Şile diyorsun abi. Şile ya. Şile zaten neresi? Şile şurası yani. Kış. Şile'si oğlum. Güney Amerika'da şu anda yaz. Haberin var mı? Arjantin, Şili. Bak Şile değil, Şili. Arjantin, Brezilya. Yanıyor cız, cayır cayır. Ya abi, ha. Bak oralar uzak diyarlar abi. Oraya otobüs günler sürer abi gitmesi. Ne otobüsü oğlum? Otobüsle oraya gidilir mi yahu? Neyle gidilir abi? Uçak var, gemi var yahu. Abicim bizim milletin parası yetmez ona ya. Bizimkiler anca Ayvalık'a giderler, ne bileyim Erde'ye giderler, Yalova'ya, Kaplıca'ya girerler abi. Bak, burada sen devreye giriyorsun işte. Milleti ikna edeceksin, tamam mı? Ama edemezsen... Bana her şeyi de Muzaffer abi, ama edemezsen deme abi. İkna benim işim abi. Ben gerekirse hepsini yüzerek Arjantin'e kadar götürmeye ikna ederim abi. O zaman giriyoruz bu işe. Tur şirketi kuruyoruz.
Allah, hayret bir şey ya. Muzaffer abi var ya, hayret bir şey. İlk kez birisi beni ikna etti abi. Şirket deyince yemin ederim var ya, bütün kanallar, her şey açıldı abi bende. Varız değil mi? Varız. Anlaştık. Harikasın. Kenetlediler. Hareketlere bak adamdaki ya. Allah Allah. Ne içersin? İçiyoruz yok mu? Buzdan soğudu. Soğudu buzdan, soğudu. Getir. Dur. Ay burada da yoksa nerededir bu kız Rukiye Hanım? İşimiz vardı da. Ha, anladım ya. Şey, ya Nazlı da yok evde. Öyle. Herhalde bunlar beraber bir yere gittiler, bilmiyorum ki. Bilir. Yani. Hoş geldin çocuğum. Hoş bulduk. Hoş geldin Ahmet. Hoş geldiniz. Ahmet'ciğim neyin var senin? İşten çıkartıldım. Aa! Niye ayol, ne güzel çalışıyordun. Sen onlardan memnunsun, onlar senden... Niye yani? Memnunduk da işte bu... Birileri 3-4 sene önceki olayı tekrar su üstüne çıkarmış. Hangi olayı? Anneciğim, hani ben 3-4 sene önce bir gözaltına alınmıştım ya. Onu çıkartmışlar ortaya. İyisi... işte güvenlik soruşturması, sen gözaltına alındın. Çalışamayacağız seninle. Hadi güle güle. Hadi bakalım. Yani bugün bu işe, yarın öbür işe, o bir şey. Nasıl olacak bu işler, ben de hiç bilmiyorum vallahi. Olur efendim, olur. Siz hiç merak buyurmayın. Benim çocuğum işsiz kalmaz. Otursana Ahmetciğim, bir anlat bakayım sen bana anneciğim. Ne oluyor, anlat. Keyifsizce oturdu. Hadi bakalım Rukiye Hanımcığım. Siz konuşa konuşa çocuğunuza yeni bir iş daha bulursunuz inşallah. Bulurum efendim. Hadi hoşçakalın. Bulurum. Ne güle efendim. Leyla portmantodan montunu aldı. Ayakkabılarını giyiyor. Rukiye gerisinde isteksizce uğurluyor. Rahatsız olmayın Rukiye. İyi günler Ahmet. İyi günler. Hadi hayırlı işler. Arkasından kapıyı kapatıp hırslandı. Lan saçını başına yolacağım ben bu kadını. Tamam be anneciğim, tamam, ne olursun ya. Tamam, bir de siz didişmeyin. Ne olur. Ne olacak şimdi? Ne olacak işte, işten çıkardılar. Ama ben Mustafa abiyle konuştum, araştırıyorum. O beni fiştikleyen kimse, bulacağım ben onu. Tamer sokağın köşesinde pusuya yatmış. Necla apartmandan çıkar çıkmaz yanına yöneldi. Merhaba Necla Hanım. Merhaba. Merhaba evladım. Sizi görmek ne kadar güzel. Ben de bu tarafa yürüyorum. Size eşlik edebilir miyim acaba? Olur tabii çocuğum, tabii tabii. Canınız sıkkın galiba. Evet, biraz çocuğum, biraz. Nedir böylesine sizi üzen şey? Bilmek isterim. Elimden bir şey gelir belki. Gelmez, gelmez evladım. Damadım gene işsiz kalmış. 3 ayda 3 ayrı iş. Yani bir türlü düzen tutturamadı, dikiş tutturamadı bu çocuk. Aa, zavallı Gülden. Demek nişanlısı işsiz kalmış. Yani elimden bir şey gelmez ama yine de yapabileceğim bir şey var mı diye sormak isterim. Tamerciğim, yani şimdi düşündüm de senin ailen çok nüfuzlu. Yani belki çevrenizi kullanarak damadı yeniden işe aldırabilir misiniz? Ama sabıkası varmış galiba. Beni gerçekten şaşırtıyorsunuz Necla teyze. Yani hem işsiz güçsüz hem de sabıkası olan bir damat için neden bu kadar uğraşıyorsunuz anlamıyorum. Sen de beni çok şaşırtıyorsun Tamerci. Yani kızım için nedir bu uğraş, ben de bunu anlamıyorum. Bak evladım, ben Gülden'le ikinizin evlenip mutlu bir yuva kurmanızı gerçekten çok istedim. Çok istedim ama olmadı. Benim kızım şimdiki nişanlısını seçti, tamam mı? Yani bak çocuğum, benim kızım karar verdi. Ve ben de bu karara saygı duymak zorundayım. Anlaşıldı mı? Yani kızım ne yaparsa yapsın, ben onun arkasındayım artık. Benim görevim bu çocuğum. Ama göz göre göre mutsuz olacak. Ben Gülden'i mutlu edebilirim. Bak çocuğum, mutsuz olacaksa bu kendi kararıdır. Sen de artık bu işi fazla uzatma da kendi hayatını, geleceğini kurtar çocuğum. Hadi hoşçakal. Hadi iyi günler. Mahvedeceğim Ahmet'i. Göreceksiniz bak. Pişman olacaksınız. Ey Allah'ım ya Rabbim ya. Tamam, sen canını sıkma.
Tamam, çözülür. Her şey çözülür. Sağlığından önemli değil. Ayrıca sen de neyisini bulacaklar? Değil mi? Değil mi? Ahmet suskun, umutsuz. Fehmi pastanede buruşturulmuş kağıtlarla birlikte konuşma metnine devam. Ya Fehmi abi. Mehmet abiye yakalamazdım iyiydi ama. Ya bakma sen. Mehmet'in sinirleri bozuk ondan öyle. Unutur geçer ya. Be. Sildim seni defterden dedi. Elveda dedi. Bir şey olmadı. Ya Sami abi sen de bir tane yumurta için kalkır markete gidesen. Ya benim tavuk günde 10 tane yumurtlar. Hem de çift sarılı. Hadi ulan. Madem çift sarılı yumurta ama neden o zaman şey yapmıyor bakayım? Ha? Neden yapmıyorsun? Getirsene. Sen onu getirsene. Benim komşumla ıram açıyor değil mi? Hayda. Kabak yine benim paşıma patladı. Patlayacak. Sana ne, patlayacak. Ne sinirden sen canım? Getiririm. Ne var ki? Tamam o zaman tamam. Ya Fehmi abi. Sabahtan beri sana bakıyorum, bakıyorum da senin bu hışkırığın hiç geçeceği yok. Su içsene. Ya içtim neler yaptı ya? Hiçbir şey fayda etmedi. Baş aşağı içeceksin suyu. Nasıl ya? Ya Fehmi abi bak. Şimdi suyu alacaksan tamam mı? Hem böyle iki büklüm olacaksan. Bak, baksan mı? Ha. Suyu eller aldın mı? Ne gittin sen? Yok. Bak. Ya. Hem böyle, ah, böyle eğildin mi? Kambur gibi. Amburdan içeceksin, amburdan. Diye anladın mı? Çekeceksin. Nereden? Amburdan. Tamam mı? Ya git başımdan ya. Dalga mı geçiyorsun sen benimle ya? Allah Allah. Allah ya ya. Yemin ediyor Fehmi abi. Mahalleye bir tane aklı başında adam yok. Şişt, buna bak. Sen bu mahalleye muhtar olmaya karar verdin mi? Kesin mi? Emin mi? Ya bana bak, bana bak Fehmi abi. Eğer iç ile iç dediğim gibi eğil kambur bir şekilde iç. Eğer geçmezse ben bütün yetkilerimi, devletteki yetkilerimi ve silahımı ama burada bırakır giderim. Ya getir suyu deneyeceğim. Getir sağ olun suyu. Ha, tamam. Getir. Su ver bakayım orada. Kahraman. Yok, güçlü. Çabuk, çabuk. Ver, tamam. Gel okay. Abi. Ha, al yüzünü. Bak Fehmi abi, al şimdi hele. Ama elinde duracak bu. Ha. Bak elinde bile ya. Ha. Dur ben göstereyim sen. Sen dur. Böyle, böyle eğileceksen, hele an buradan içeceksin. Ha. Ya orada... Eğil. Geriden dudağı değdirmeden. Gelmiyor ki ağzıma su ya. Ağzın yanaştır da biraz. Ya git dalga mı geçiyorsun ya? Öyle su içilir mi ya? Allah Allah. Ya suyu içtik böyleyken su nereye gidecek ya? Olur mu öyle? Yok ya sen yapamadın ya. Bak. Ya saçmalama ya. Yapamadın sen yapamadın. Yok, yok ya git birisi karabiber koklatır, birisi tuz getirir. Birisi köprü kurdurarak su içtirir. Gidin başına ya. Gidin ya. Bence Fehmi abi böyle... Bu şeyden hani vurulmadan korkutmak lazım. Ya git sağ ol başımdan aslanın üzerinde tamam. Sözsüz ya. Vurayım mı? Ha. Bak. Ne? Vurayım. Niye? Silahtan da korkmaz. Ama sen ıvır olmadan yapmadın. Ivırı vardı. Ivarsız yap canım. Buna gün pastaya ivarsız. Gelecek mi ya? Ha. Çikolatalı pastadan bir çatal attı ağzına. Hayır, yok. Benim dediğim gibi içeydin. Böyle kambur gibi içeydin, içemedin. Yapamadın, ondan geçmedin. Ya silahtan da korktum. Demek bunun çıkışı geçmeyecek. Eniştemi korkutmamız lazım ya. Hıçkırığı getirmemiz lazım. Bir şey yapmamız lazım. Geçer, geçer. Merak etme. Ya nasıl geçer ya? Geçmiyor işte. Bir şey yapmak zorundayız. Çatatoy gözünü seveyim ya. O zaman ona muhtarlığı kazanamayacaksın de geçer. Yok ya. Yani yok. Ben demem öyle bir şey ya. O kadar canıma susamadım ben. Demem ben. Başka şey ya, başka şey. Ya yarına geçer. Geçmezse düşünürüz, yaparız. Apartmana yaslanmış çekirdek çıtlatıyorlar. Barınakta çay içiliyor. Vallahi Nazlı kızım. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Hayatım boyunca böyle seven birini görmedim ben. Zaman her şeyin ilacıdır derler. Ama zaman hep aleyhine işledi Ergun'un. Neden? Neden olacak? Günden güne acıları dinecek derken... zaman geçtikçe daha beter oldu kızım. Abin geldi. Kim geldiyse ikna edemedi. Nazlı bak gördün mü? Haksızlık etmişsin Ergun'a. O da senin kadar çok acı çekmiş. Ay canım benim ya. Kıyamam ben ona. Peki o zaman neden gitmeye karar verdi? Kalırsa sana kötülük edeceğini düşünüyor.
Senin üzülmene tahammül edemiyor kızım. Nasıl yani? Ne gibi bir kötülük? Yani senin ailenin seni Ergun'la evlendirmeyeceğine inanıyor. En yakın erkek arkadaşının kız kardeşisin. Abinin sizi affetmeyeceğine inanıyor. Benim üzülmemi istemiyor. Senin üzülmeni hiç istemiyor. Ama ben böyle daha çok üzülüyorum. Ailenle arada kalmanı istemiyor. Yine aileler, yine aileler. Bıktım ya şu ailelerin hayatımıza müdahale etmesinden. Nasıl duygusallığın zirvesinde. Ağladığını gizleyip toparlanmak için gözyaşlarını silip çayını yudumladı. Mazide Haydarpaşa Garı. Muzaffer Ali ağızları kulaklarında pastaneye girdiler. Sami abi. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Butik. Niye biliyor musun ya? İyi be abi. Seni sormalı. Aynı valla. Niye be işte. Hep aynı. Sami abi. Abi gel seni Paris'e gönderelim. Nereye? Butik Ali ile bir şirket kurduk. Tur şirketi kurduk da Sami'ciğim. Paris'e mi? Evet. Paris abi. Ne yapacağım ya Paris'te be? Abi gezeceksin, göreceksin işte. Ne güzel. Değil mi? Tabii. Gezmek lazım. Şimdi birlikte bir şirket kurduk da şu anda kamuoyu araştırması yapıyoruz. Bir Paris'te ilgilenir miydiniz böyle bir tur? Evet, butik tur. Henüz isim konusunda tam oturtmadık ama yani o da olacak. Bir Paris turuna ne dersiniz Sami Bey? Aa, helal. Yok, ilgilenmiyor. Sami abi bana her şeyi de ama Paris turuyla ilgilenmiyorum deme abi. Paris burası. Aşıklar şehri. Romantizmin başkenti. Mutlaka görülmesi gerekiyor. Amor amor. Nikaya hareketleri dans ediyor. İki dakika insan o. Ne şeyler gibi. Bana bak. Ben ne romantik şeyim ne de bu aşık şeysinlerim. Doğru konuş benimle. Başka. Evet. O zaman Sami abi senin mutlaka gidip görmen gereken ülke hangisi biliyor musun abi? Yok bilmiyorum hangisi? İspanya. Boğaların ve matadorların şehri. Şimdi de açık pardüsesin iki tarafını ritmle sirkeleyerek İspanyol dansı yapıyor. Sami tezgahın arkasından çıktı. Öfkeli gözlerle bakınca Ali fark edip duraksadı. Ağzım ortasında bir tane bir çarparsam görürsen o boğalar gibi şey yapmayı. Ne yapacağım ben? Şehrin o şey yaptığı yerde. Madrid miydi? Boğa mıdır? Fransa mıdır? Paris miydi? Ne yapacağım ben orada? Abi şimdi gezip görmen gerekiyor. Çok çalışıyorsun abi. Biraz dinlen. Hem farklı ülkelere gidip değişik kültürler görmek güzel bir şey abi. Ne bileyim yani eşinizi de alırsınız. Birlikte gidersiniz. Dünya gözüyle dünyayı görmek ne güzel değil mi? Tabii ya. Fatih Ana'yı da alırsınız. Evet. Oo, ailecek İspanya turu. Evet harika. Ama işte ben o İspanyollara acıyorum. Onunla anamı götüreyim sonra hop İspanya'da bir tane savaş çıksın. Zaten ya şey... dünyada şey mi bitti canım? Ülke mi bitti? Aa, evet. Şey var mesela ne var? Biraz doğuya gidelim. Şöyle bir Muzaffer abi zaten Fatih anamız da zaten biraz yaşlı. Olmasa da olur. Olmaz. Ben o zaman şöyle yapayım abi. İki kişi. Sadece iki kişi. Ben ilk kalkan otobüse iki kişiyi yazıyorum. Tamam mı? Sen he. Bizim otobüsümüz var ya. Muzaffer abicim evet. Otobüsümüz olacak. Önce müşteri, sonra otobüs. Tabii. Sami abi, vize olaylarını ben hallediyorum abi. Hepsini bana bırak. Sen rahat ol abi. Ahmet salonda gazete okuyor. Deli koridordan salona geçip de Ahmet'i evde görünce meraklandı. Ahmet. Ya baba. Hayrola evladım bu saatte? İşten çıkartıldım baba. Bunun heyecanı da dokundu Fehmi'ye. Neredeyse yüreğine inecek. Baba bu kadar güzel. Baba tamam ben hemen bir iş bulacağım baba. Tamam en kısa zaman hemen yarın iş bulurum ben. Su. Ahmet telaşla mutfağa yöneldi. Bir almayı.
Almanya'ya ne dersin? Almanya. Almanya tam senlik abi. Şahane olur. Almanya mı? Evet. Orada ne güzel tatlılar, pastalar. Hepsi var abi. Gidersin, onları görürsün. Ondan sonra öğrenirsin. Gelirsin burada yaparsın. Şöhretine şöhret katarsın abi. Helal. Bak Almanya olur, tamam. Pasta dedin, tatlı dedin. Beni bak, en zayıf elimden hop yakaladın hemen. Ha, tamam, Almanya olur. Tabii abi. Ha, tamam, ha, ne kal? Ne kadar abi? Şey abicim, sadece iki kişi 2000 Batı Alman markı. 2000 mi? Ya. Ha? 2000. 2000 abi, 2000. 2000 mark ya, Batı Alman markı. 2000 mark çık yani. Kaç? 2000 mark. Batı Alman markı. 2000. Hadi ulan! Nereden çıkarttın 2000? Ben onu kolay mı kazanıyorum? Yok, tamam abi, ben istemiyorum. Tamam, hayırlı olsun şeysiniz. Ha. Ben istemiyorum. Tamam. Evet, çok ucuz turlarımız var. Ne var? Çok ucuz. Çok ucuz. Evet, çok ucuz turlarımız var abi. Mesela İran ve Irak turumuz var. İran ve Irak mı? Evet. Savaş orada ne yapacağım ben? Hanımla savaş mı yapacağım ben? Allah Allah. Abi yani şimdi dediğin şeye bak Sami abi. Ne güzel abi. Hayatında ilk kez gidip bir savaş göreceksin abi. Her insanın başına kolay kolay gelen bir şey değil abicim. Gideceksin, senin için değişik bir tatil olacak bu abi. Ha, sonra delik deşik onunlardan geri geleceğiz. Yok canım oğlum, kesinlikle çok doğru. Monoton bir hayat yaşıyoruz. Biliyorsunuz hep aynı değil mi? Ha? Siz de hep aynı diyorsunuz. Şimdi orada bir savaş göreceksiniz. Hem abi hayatında anlatacağın farklı bir anın olmuş olur. Hem... Değil mi? Tatil ne demek abi? Anı demek, görmek, yaşamak, keyif. Şimdi sorulması gereken asıl soru şu. İran mı, Irak mı? Yoksa ikisi bir arada bir paket tur mu? Hangisi abi? Sen böyle ısrar edersen ben sana bir paket tur alacağım şimdi burada ha. Yok ben istemiyorum vallahi bak. Affedersiniz Muzaffer Beyciğim. Utik ben istemiyorum. Ben ya arkadaş ben de buradan karşıya malzeme almaya gidemiyorum. Uka başım iş almış yürümüş gitmiş. Bir şey yapacak halim yok burada. Bundan ben yok. Çok işim var. Teşekkür ediyorum. Hayırlı işler diliyorum. Bana her şeyi de Sami abi. Yok çok işim var. Teşekkür ederim. İstemiyorum ben. Turizm neymiş, oralar neymiş deme abi ya. Deme ya. Tamam Utik Ali boş ver. Evet tamam. Diyor. Ne olacak? Diyor. Tamam Sami'cim. İyi günler size. Tamam. Başka müşteriye gideriz. Tamam. Sana hiçbir zaman gidip göremeyeceğin şeyler vaat ediyorum. Ama sen her seferinde diyorum, diyorum diyorsun. Tamam, tamam. Hadi, tamam. Pardon. İyi günler Sami Bey. Başka müşteriye gideriz diyorum ısrar etme. Tamam Muzaffer abi, nedir yani? İki tane yer görecek gidecek. Ya hadi lan. İyi akşamlar. Sami Bey'de beyaz önlüğüyle siniri tepesinde arkalarından baktı. Barınaktakiler Ergun'u beklemekten sıkılmışlar. Gülden huzursuz. Osman ayağa kalkınca pencereden dışarı Ergun'a bakındı ama belli ki görünürde yok. Çocuklar vakit epey geç oldu. Herhalde Ergun gecikecek. Olsun biz bekleriz. Nazlı'cığım ya aslında geç oldu, yolumuz da uzun. Şimdi gitsek Ergun'a bir not bıraksak yarın yine geliriz ha? Nazlı gitmeye isteksiz. Biraz daha bekleyelim sonra gidelim. Biraz. Tamam. Nazlı gözü pencerede bir yandan Ergun'un yolunu gözetleyerek çayını yudumladı. Akşam olmuş, gökyüzünde dolunay. Pemi koltuğunda dalgın düşünceli otururken Rukiye sobanın dibinde onun pijamalarını ısıtıyor. Pemi'cim. Ne? Sen artık kaç kırmıyorsun? Bir de sevinerek farkına vardı. Evet ya. Aa, Rukiye. Aa, geçmiş ya. Aa, bak hiç farkına varmamışız ha. Kendi kendine geçip gitmiş ya. Ay, ay çok şükür, çok şükür. Bak gördün mü? Geçti gitti işte. Evet ya. Aa, çok iyi oldu. Çok iyi. Muhtarlığın önü açıldı ya. Çok iyi oldu. Ya Fevcim sen eğer kısmet olur da olursan bu mahalleye muhtar bence çok iyi bir muhtar olacaksın. Ben %100 eminim bundan. Ya tamam da Rukiye. Nasıl bu kadar emin konuşuyorsun ya? Ben daha önce muhtarlık yapmadım ki. Nereden biliyorsun? Daha önce baba da olmamıştın ama bak... üç tane inci tanesi yetiştirdin. Oradan biliyorum. Evet de onları biz beraber yetiştirdik Rukiye.
Seninle ben yetiştirdik onları. Ha bak Ülgü'ye, baştan söyleyeyim. Muhtar seçilirsem yine beni destekleyeceksin ha. Senin desteğin olmadan ben bir hiçim ya. Ay her zaman Fehmi'ciğim, her zaman. Estağfurullah, ne demek her zaman. Sen ne yapıyorsun oğlanla? Isıttım, hadi giyebilirsin artık. İyi tamam. Sen ver onları bana. Oradan o suyu da al gel. Ya hay Allah'ım, der gibi yeni gelin edasıyla kırıtarak gülümsüyor. Bakır büyük kızınla sobanın üstünde. Ergun sonunda gelebildi. Kızlar gitmiş. Derya kuzuları geldi. Uğraştırdılar bugün. Ergun nerede kaldın oğlum ya? Geç kalınacak gün mü bugün? Hayırdır Osman abi, özledin mi? Hayırdır oğlum? Misafirlerim vardı. Ha, Şahin. Vize mi çıkmış? Ha, Şahin değil. Ahmet? Ahmet de değil. Mahalleli mi geldi yine? Söyleseydin bir Osman abi. Dönmeyecek deseydin. Yani bu saatten sonra dönemem zaten mahalleye. Ahmet hala mahallede. Hem hala Nazlı'nın abisi. Nazlı'nın da yüzüne bakamam artık. Velhasıl sen bir daha mahalleden gelen olursa dönmeyecek de. Almanya'ya gideceğimi söyle, olur mu? Söyledim oğlum, söyledim. Eyvallah. Ergun, gelen Nazlı'ydı. Nazlı mı? Evet, Nazlı. Ne diyorsun abi? Nazlı buraya mı geldi? Buraya geldi. Yanında Gülden diye bir kız da vardı. Beraber geldiler. Osman abi anlatsana. Ne oldu? Neden gelmiş? Ya seni bulmaya, seni görmeye gelmiş oğlum. Sen ne dedin? Ya işte dilim döndüğünce neden senin ondan kaçtığını anlattım. Ne dedi? Çok üzüldü. Çok üzüldü. Ağladı. Saatlerce seni beklediler oğlum. Gelmeyince gittiler. Sonra geleceklerini söylediler. Ergun sandalyede. Buruk ama içten içe bir o kadar da mutlu. Tevekkeli değil. Derya kuzuları uğraştırdı bugün beni. Heyecanla mutluluktan gülümsüyor. Osman destek verir gibi birkaç kez hafifçe omzuna vurdu. Sevinçten için içine sığmıyor Ergun'u. Sabah vakti. Bak Hulusi, şu aşağı mahalledeki afişlere bir git bak bakayım. Orada dün akşam yırtmışlar gibi gördüm ben. Hadi o kravatını da düzelt. Böyle bu kadar boşluk var. Düzelt. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldin Ahmet. Mustafa abi ne oldu bizim iş? İş hangi işin oldu? Oo. Ya hani beni işten kovdurtanı araştıracaktın ya. Ha, tamam canım, halledeceğim ben onu. Arayan bürokratın kim olduğunu öğrendim. Şimdi benim geri aramam lazım onu. Tamam ara abi o zaman. Arayacağım Ahmetciğim, bir sakin ol, bir dur bakalım ya. Arayacağız, bu böyle esnaf muhabbeti değil ki bu. Ben artık siyasi bir kimliğim yani. Benim onu en doğru şekilde aramam lazım ki adamın ağzından laf alalım, değil mi? Kusura bakma ben. Estağfurullah canım, önemli var mı? Olur böyle şey. İşsiz kalınca ben böyle bir sinirim bozuldu benim ondan yani. Olsun. Ya sana iş mi yok be? Yok. Yok mu? Yok. Selamlar. Ne haber abi? İyidir Nevzat, senden ne haber? İyi. Alper'den duydum. Senin sicil başına iş açmış. He, öyle oldu. Ah be abi, bu darbeciler daha bize çok çektirecek. Bak görürsün. Yarımızı fişlediler ya. Var mı yapacak bir şey Ahmet abi? Yok, sağ ol, canına sağlık. Artık iş bakacağız. Taksiye çıkar mısın? Ahmet kısa sürede iş bulmanın şaşkınlığında. Hilmi oturduğu yerden arkasını gördüğümüz kağıda göz atıyor. Belli ki konuşma mutlu. Sevgili vatandaşlarım, Çınaraltı Mahallesi muhtar adayınız olarak hepinizi selamlıyorum. Diyorum. Ya bu ne olacak ya? Baş kırık ne Fehmi'ciğim? Heyecandan oluyor herhalde. Evet, bence de heyecandan da olacak. Vallahi 25 yıllık kocam ilk defa görüyor böyle heyecandanı çıkardığını. Ya Rukiye, ben ne bileyim ya. Ben de ilk defa bin kişiye konuşacağım ya. Ay babacığım. Ay baba, inşallah ölene kadar geçer. Ya geçmesi lazım zaten. Böyle muhtara dayı mı olur ya? Şuraya bak, hıçkırıktan konuşamıyorum.
Ya merak etme enişte, geçirtiriz bizi ya. Hiç merak etme sen. Nasıl ya? Mustafa onu engelliyor ya. Merak etme sen, hiç merak etme enişte, hiç merak etme. Şahin Çağatay'ın kulağına fısıldayıp ayaklandı. Bir iş çeviriyor olsa gerek, odaya yöneldi, Çağatay peşinde. Evet abi. Tamam Hamdi abi. Abi kefil olmak ne demek ya? Canımı istesin veririm, ayıp ediyorsun. Tamam, biz bekliyoruz o zaman. Eyvallah abi, sağ olasın, görüşürüz. Tamamdır Ahmet abi, bir saate kadar burada. Ya çok sağ ol ya Nevzat. Sana da zahmetler verdik. Estağfurullah abi, ne zahmeti ya. Biz Karagün dostuyuz. Karagün'de yanında olacağız ki düğününde oynayabilelim Ahmet abi. Hem taksicilik iyidir. Mevsimde kış güzel iş getirir. İnşallah, bakalım. Ahmet, şimdi haberim oldu. Geçmiş olsun. Önemli bir şey değil. Yani merak etme, düğün planlarımız aksamayacak. Bence de aksamayacak bir tanem. Gerekirse ben ders veririm, parayı yine kazanırım, yine düğünü yaparız, tamam mı? Yok, daha neler canım. Gerek yok. Hayır. Ne demek daha neler ya? Merak etme, bir kapı kapanır, bir kapı açılır. Ahmet, mutlaka bir şey bulacağız, tamam mı? Ben galiba buldum. Öyle mi, ne buldun? Taksicilik yapacağım. Ahmet, buldum. Hayırdır abi, kimmiş bu beni şikayet eden bürokrata, kim o? Yok yok, bürokrat etmiyor. Ona biri aramış, rica etmiş. Siz nelerden bahsediyorsunuz ya? Ne? Ya şu benim işten çıkarılmam için ta Ankara'daki bürokratı arayan adamı arıyoruz. Adamın adı da şey, Haldun Hisardağ. Kimmiş o ya? Gülten tuhaflaştı. Ben bu ismi biliyorum. Kim? Tamer'in babası. Demek sendin ha? Sandalyeyi devirdi. Ahmet lütfen! Ahmet bir çılgınlık yapma! Ahmet abi nereye gidiyorsun? Gülten peşinde. Abi nereye gitti ya? Taksici gelecek. O kadar artistlik yaptık, canımızı veririz falan diye. Ya ne taksisi? Dur bakalım. Görüntüde Boğaz Köprüsü ile Kız Kulesi. Halk Çınar altındaki kahve meydanında Fehmi'nin muhtarlık konuşması için toplanmaya başlamış. Kimisi yeni geliyor. Kahve önelik yapmıştı Fehmi Özdemir, Çınar Altı Mahallesi Muhtar Adayı yazılı. Fehmi henüz ortalarda görünmüyor. Bir grup genç konuşma meydanına gidiyor. Pamuk Şekerci de gelmiş. Kalabalıkla birlikte bekliyor. Mahalleli artık toplandı. Sıra muhtar adayı Fehmi'nin gelmesinde. Fehmi lacivert takım elbiseyi çekmiş. Bir yandan hıçkırarak pastanetten metni hazırlanıyor. Ya arkadaşlar, bu konuşmayı yapamayacağım ben galiba ya. Bu hıçkırık çok acayip ya. Ya sen ne dediğinin farkında mısın bakayım Fehmi abi? Bir tane küçücük bir hıçkırık yüzüne tabiri kocaman bir tane konuşma iptal olur mu? Edilir mi? Fehmi abi, ilk intiba çok önemli abi. Bugün hıçkırık için konuşmasını iptal eden, yarın başka şeyler yüzünden neleri iptal eder derler abi. Ne? Neleri iptal eder derler abi. Evet, doğru diyor. Arkamdan konuşurlar evet, abi. Evet, doğru diyor. Şimdi ne olursa olsun doğru diyor. Ne yapacağız peki ya? Geçer, geçer. Geçmiyor. Al. Kırmızı boya, ne yapacaksın kırmızı getirdim boyayı? Getirdim mi? Ha, tamam, güzel. Kan süsü vereceğiz. Ne kanı be? Bak şimdi ne olacak biliyor musun? Sen güya çatıya çıkmışsın, tamam mı? Çatıdan düşmüşsün, yere yapışmışsın. Ondan sonra böyle kan yapacağız, tamam mı? Ben gideceğim, eniştemi çağıracağım. Diyeceğim ki çatı doy, işte çıktı yukarı, çatıdan düştü yere falan, ağzı burnu patladı falan diyeceğim. Ha, babam da korkacak, hıçkırığı geçecek, öyle mi? Evet, hıçkırığı geçecek. Lan adam kalp krizi geçirir, ne korkması? Ya kalp krizi geçirmezse belki hıçkırığı geçer, ha? Yok. Kanmam olmaz. Ya ne olur ya? Olmaz. Ya, bırak o zaman kansız yapalım. Kansız yapalım. Çata doy. Kansız nasıl? Evet. Al. Kansız şimdi. Sen şimdi göğe çatıya çıkmışsın, düşmüşsün. Çağıracağım işte. Tamam. Planı eyleme geçirmek için yeşil apartmanların kenarında konuşuyorlar. Düşer gibi yere yatıp bak böyle yapacaksın diye yol gösteriyor. Hastaneden çekilen görüntüde Fehmi'nin arka plandaki apartman duvarlarında afişleri asılı.
Samiler hıçkırığın kesilmesini bekliyorlar. Belki de bu hıçkırık bir şeyler söylemek istiyordur. Nasıl yani Abbas'ı anlamadım ya. Belki o konuşmayı yapma. Muhtar olma demek istiyordur. Ya sen niye anlatıyorsun bakayım oturduğun yerden 46'lık bazı. Ya Fehmi abi muhtar olmayacak da. De bu mahallede kim olacak bakayım değil mi? Abi ya çok doğru konuşuyor. Aa, ya ben bu mahalleden seçilmezsem mahalleyi terk ederim ya. Hırsının esiri olma Fehmi abi. Mevlana ne demiş? Hırs insanı kör ve ahmak eder. Kanaatten kimse ölmedi. Hırsıyla da kimse padişah olmadı. Şimdi Basri kardeşim ya benimki öyle bir hırs değil ya. Şimdi bu dünya bir şeyler yaptıkça, insanlara bir şeyler vermeye çalıştıkça anlamlı. Yoksa hiçbir anlamı yok. Bak ben emekli oldum. Kendimi bir boşlukta buldum ya. Öyle evde, kahvede boş boş oturmak çok koyuyor adama. Basri. Aslında yapabileceğimiz daha bir sürü iş var. Yapılacak çok şey var ya. En azından insanlara onları anlatırım diyorum. Hah öyle bakma sen ya. Mahalleyi terk ederim falan seçilmezsem dediğime bakma. Siyaset öyle bir şey işte. Diline dolanı veriyor öyle laflar insan. Öyle havaya giriyorsun birdenbire. Kazanamazsam üzülürüm. Ama niye üzülürüm biliyor musun? O hiçbir işe yaramadığım boşluğa tekrar geri döneceğim diye üzülüyorum. Ya. Fehmi abi. Yalnız deminden beri konuşuyorsun ya sen. Hiç uçkurmadın ha. Aa evet ya Fehmi abi hiç, hiç yani. Hay mı ya? Evet. Aa çok iyi ya. Geçti de ya. Harika. El işte, el işte. Yok, el işte. Ne oldu ya? Çatatoy. Çatıdan düştü. Çağatay'ın çatıda ne işi var ya? Şey anten için çıkmıştı işte enişte ya çabuk. Gel ya gel bak bir. Koş koş koş. Gel enişte gel. Hadi hadi hadi. Gel 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 gel. Koş 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 koş. Nerede ya? Gel gel. De bak enişte. Çağatay. Çağatay ya. Çağatay oğlum. Kalk Çağatay. Vah 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 vah. Bu nasıl düşmüş ya? Kan falan yok etrafta, hiçbir şey yok. Ya ne diyorsun kardeşim sen ya? Can çakışıyor burada. Belki kan yok ama iç kanama falan vardır. Bir şey, içinde bir şey vardır ya kanıyor böyle. Çağatay, Çağatay yavrum kalk. Çağatay. Dur, Fehmi abi. Ha? Ben hemen arabayı getireyim. Şu tatayı atalım arabaya. Hemen azıcık hastaneye gidelim. Hadi baba, dur, 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 dur. Baba. Bir dakika, bir dakika. Ben düşmedim ben. Ya senin... O hıçkırık için bizi korkutalım diye. Ne? Beni korkutmak için mi yaptınız bunu ya? Korktun değil mi enişte ya? Korktun ya değil mi? Ama hıçkırığın geçti bak gördün değil mi? Geçti. Ulan ben sizin kalpleri öldürüyordunuz lan beni! Kızının ayakkabısını kapmasıyla kaçtılar. Versene bunlar ya. Fehmi abi. Kalpten gidiyorum ya. Fehmi abi. Yalnız hıçkırık gitti ha. Bak geçti. Hadi hemen konuşmaya. Hadi. Ve mahalleli arkadaşları, gümürleri, ev ahalisi, Mehmet, Eldan ve yaşlı bir adam halkın el sırasına dizilmiş sandalyede oturuyorlar. Evet, şimdi sevgili Çıraltı sakini arkadaşlarım. Ay bravo! Yaşar baba! Helal Fehmi abi! Hepinizin bildiği gibi bağımsız olarak, tamamen bağımsız olarak. En bağımsız olarak muhtarlığa talibim. Bravo! Bravo. Yazı, evladım başın sağ olsun ya. Bir şey. Bir şey. Karnına dayamış.
O ne ya? Cenazede gibi. Sanki Fehmi'nin cenazesindeymişiz gibi ya. Allah korusun ya. Gördünsün. Hatta sen tutma ya. Bırak ya. Bırak. Benim için ya. Tamam, sen tutma ya. Sevgili Çınar Hatı sakinleri. Evet, onu alkışlamıştınız zaten. Şimdi şöyle diyeceğim. Muhtarlık bundan sonra öyle sadece işte il muhaber falan vermek için, ikametgah vermek için olmayacak. Muhtarlığa çok acayip, çok acayip boyutlar getireceğim ya. Muhtarlık çok acayip olacak ha. Çok acayip olacak. Şimdi bak sevgili esnaf arkadaşlarım. Vallahi iyi hıçkırmadı bak. Bundan sonra muhtarlıktan sonra. Peki ile Nazlı kaygıyla birbirlerine baktılar. Görüntü Fehmi'nin çaresizliğinde dondu. Muzaffer Yalçın Özden, Necla Gülseren Gürtunca, Susmuş Aydın Sarman, Yıldız Özlem Balcı, Danyal Caner Karauç, Sinan Ali Fuat Pekseren, Refik Ahmet Ekinci, Güçlü Umut Vardarlı, Tamer Alper Aslanoğlu. Bu filmin betimlemesi TRT tarafından Ses Betimleme Derneği yaptırmıştır. Erişim www.sesbetimlemedernegi.com. Geldik, gidiyoruz karma karışık yollarda. Hüzünden, mutluluktan demana yapmışız. Dönen bir çemberin boşluklarından ışık hüzmesi süzülüyor. Alttaki çarkın ortasında yazan Meet Made in Türkiye yazısı havanın yıldızdan önüne geçti.